Antalya Tarım Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Dicleri. Öncelikle başta Manavgat olmak üzere güzel ülkemizin birçok şehrinde, ilçesine çıkan yangınların bir an önce sona ermesini diliyoruz ve tüm vatandaşlarımıza, üreticilerimize büyük geçmiş olsun diyoruz. Tarımda doğru bilginin kısa yolu Türkiye'nin Görsel Tarım Kütüphanesi Antalya Tarım Online'a tekrar hoş geldiniz. Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce başlatılan uzmanlarla baş başa eğitim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Karnalık buğday çeşitleri ve yetiştiriciliği konusuyla Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Sinan Bayram hocamız bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz katılım davetimizi kırmayıp kabul ettiğiniz için. Evet hocam, başlamadan önce sizi tanıyabilir miyiz? Kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben Sinan Bayram. 8 yıldır Tarım Bakanlığı'nda çalışıyorum. Tarım Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüleri'nde. 6 yıl Diyarbakır Tarımsal Araştırma'da görev yaptıktan sonra Sakarya'ya geçtim. Şu an 2 yıldır da Sakarya'da görev yapıyorum. Serin iklim tahılları ıslahı üzerine çalışıyorum. Buğday, arpa, tritikale ve benzeri serin iklim tahılları üzerine çalışıyorum. Çok. Böyle bir organizasyonu yaptığı için, böyle bir organizasyon ev sahipliği yaptığı için Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğü'ne teşekkürlerimi sunarım. Değerli katılımcılara da buradan hoş geldiniz diyorum. İnşallah güzel bir sohbet olur. İnşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz sizlerden sunuyu dinleyeceğimiz için heyecanlıyız, merakla bekliyoruz. Sözü artık ben yavaş yavaş size devrediyorum hocam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Geldi hocam. İyi sunumlar. Gel. Tamam. Değerli katılımcılar, değerli arkadaşlar, makarnalık buğday ve çeşitleri ve yetiştiriciliği hakkında yani çok detaya girmeden kısaca bilgi vermek istiyorum bugün. Değişmiyor. Tamam. Dünyada ve ülkemizde buğday elbette çok önemli. Binlerce yıldır en önemli besin kaynağı hem dünyada hem Anadolu'muzda. 2020 yılı verilerine baktığımızda 7 milyon hektar ekim alanımız var. Toplam buğday alanımız hem makarnalık hem ekmeklik hem işte topbaş buğdaylar 20 milyon tonda üretimimiz mevcut. Ve bu verilere göre kültür bitkileri içerisinde ülkemizde ilk sırada yer almakta. Genel olarak buğdaylar. Toplam buğday ekim alanının da 1,3 milyon hektarında makarnalık buğday yetiştirilmekte. Üretim miktarı ise 4 milyon ton olarak son verilere göre bu şekilde kaydedilmiş. Dünyada ve ülkemizde tarımda çok önemli bir yere sahip olan makarnalık buğday, makarna ve temel olarak makarna ve bulgur sanayinde kullanılmakta. Bu sanayilerin ham maddesini teşkil etmektedir. Şimdi dünyadaki makarnalık buğday üretimi ve önemli üretici ülkelere baktığımızda en son 2020-21 yılına göre Avrupa Birliği ülkeleri Kanada ve Türkiye ilk üçü almaktadır. Dünya makarnalık buğday üretiminin %21'i Avrupa Birliği ülkelerinde, bunun yaklaşık %11'i İtalya'da, %20'si Kanada'da ve %12'si de Türkiye'de gerçekleşmektedir. Bölgeler bazında buğday üretimine baktığımızda ülkemizde makarnalık buğday üretiminde ilk 2 sırayı Güneydoğu Anadolu bölgesinin ve İç Anadolu bölgelerinin aldığını görmekteyiz. Şuradaki makarnalık buğday üretim miktarlarına baktığımızda Güneydoğu Anadolu bölgesi 1 milyon 632 üretim miktarıyla ton üretim miktarıyla ilk sırayı almakta ve bunu İç Anadolu bölgesi takip etmektedir. Yine bölgeler bazında makarnalık buğday üretimine ve ekim alanına baktığımızda her ne kadar İç Anadolu bölgesindeki ekim alanının şu maviyle belirtilen sütun ekim alanının çok fazla daha
Güneydoğu'ya göre fazla olmasına göre verim olarak yani üretim miktarı olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde verimin daha yüksek olmasından dolayı üretim miktarı daha fazla olmaktadır. Makarnalık buğday, ülkemizdeki makarnalık buğday ithalat ve ihracat miktarlarına baktığımızda da yine son yılın, son 2020 yılının verilerine bakarsak ithalatta miktar olarak 1 milyon 173 bin ton civarlarında, ihracatta da yine 3 milyon ton civarlarında rakamları görmekteyiz. Şimdi bu ıslah çalışmalarından bahsedeceğim. Biraz yeni çeşit gelişmeden ama geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi makarna ve bulgur sanayi ülkemizde iş tüketimi karşılamakta, ihracatta önemli bir gelir sağlamaktadır. Türkiye dünyanın en büyük makarnalık buğday üreticisi ülkelerinden biri. Makarnalık buğdayın yine gen merkezlerinden birinin de Türkiye olması ekonomik açıdan kaliteli buğday yetiştirilmesine oldukça uygun bir ülke konumuna gelmemizi sağlamıştır. Ülkemizde endüstriyel üretimde önemli bir yeri olan bu ürünler ihracatımızda da önemli bir paya sahip. Ancak dış pazarda etkili olabilmek için yani hem verimde hem de kalitede rekabet gücümüzü artırmamız gerekiyor ve ham madde olarak da kaliteli makarnalık buğday üretimi yapmamız gerekmektedir. Şimdi bu çeşit geliştirme, yani ıslah edilip ıslah çalışmalarıyla birlikte çeşit geliştirme işlerine bakalım. Ülkemizde ne durumdayız? Ülkemizde şimdi belli amaçlar için çeşit geliştirilmekte. Verim ve kalite, yüksek verim, işte iyi kalite, yine kuraklık, kuraklığa dayanıklılık, özellikle son yıllarda iklim değişikliğinden dolayı gerek düşük sıcaklıklar ve yüksek sıcaklıklar, gerek su stresi, önemli derecede tarımsal üretimlerin verimini ve kalitesini etkilemektedir. Yine kış zararı, yatma ve hastalık zararlılar bizim buğday ıslah çalışmalarında, hem makarnalık hem ekmeklik buğday ıslah çalışmalarında ıslah amaçlarımız. Bu amaçlar doğrultusunda biz buğday ıslah çalışmaları yürüterek yeni çeşitler geliştiriyoruz. Şimdi biraz da tarihçesine değinip çok detaya girmeden ondan sonra makarnalık buğdaydan bahsedeceğim yine. Şimdi geçmişe baktığımızda Türkiye'de, ülkemizde buğday ıslah çalışmaları ve çeşit geliştirme nereden nereye gelmiş? Şimdi 1925'te Cumhuriyet ilanından sonra 13 Aralık 1925'te Islah Buzur adı altında Eskişehir Tohum Islah ve Deneme İstasyonu kuruluyor. Ve burada çalışılan ilk bitki buğday. Burada köy çeşitleri üzerinde seleksiyon ve adaptasyon çalışmaları yapılarak bölgenin ekmeklik ve makarnalık buğday çeşit ihtiyacı karşılanmaya çalışılıyor. Ve 1931 yılında bölge için kışa oldukça dayanıklı, ki soğuk bölge ve makarnalık buğdaylar da soğuktan oldukça etkilenmekte. Bölge için kışa oldukça dayanıklı makarnalık sarı buğday 710 çeşidi elde ediliyor. Yine aynı yılda Eskişehir civarında yetiştirilen topbaş buğdaylardan seçilen iki sapatın karışımıyla da ekmeklik topbaş buğday çeşidi olan AK-102 çeşidi elde ediliyor. 36 yılında seleksiyon yoluyla Sertak 52, yine 39 yılında o zamanlar Türkiye tarımı için büyük bir öneme sahip olan yani 305 ekmeklik buğday çeşidi geliştiriliyor. Ve 29-30 yıllarında artık melezleme ıslahına da başlanmasıyla birlikte ekmeklik buğday çeşidi 1944 yılında ilk melezleme yoluyla geliştirilmiş ekmeklik buğday çeşidi Melez 13 adıyla tescil ediliyor. Yani bu çeşit ülkemizde melezleme ile elde edilmiş bir çeşittir. Ülkemizdeki buğday ıslah çalışmalarını işte bizim bağlı olduğumuz Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı araştırma enstitüleri, bazı üniversiteler ve son yıllarda kurulan ve yıldan yıla sayıları ve geliştirdikleri çeşit sayısı da ciddi bir şekilde artan özel sektör araştırma kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Günümüzde bu çeşit tescili ve tohumlukların kontrol ve sertifikasyon işlemleri yine bakanlığımıza bağlı tohumluk sertifikasyon, tescili ve sertifikasyon merkez müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmekte. Burada çeşit adayları gönderilip bu
çeşit adaylar üzerinde, çeşit adayı hat diyelim artık, ileri kademe hatlar üzerinde tarla ve laboratuvar kontrolleri yapılıyor. TED testi dediğimiz farklılık, yekne, saklık, durulmuşluk ve bazı tarımsal değerleri ölçme testlerinin sonucunda bu çeşidin, bu hattın çeşit adayının çeşit olmayacağına karar veriliyor ve üretim izinli veya milli çeşit listesinde yer alan tescilli çeşitlerin tohumluk ve kontrol sertifikasyonu ile ilgili çalışmaları gerçekleştiriliyor bu kuruluş tarafından. 2021 yılı milli çeşit listemize göre tescilli 384 tane ve ekmeklik buğday 384 tane, makarnalık buğday da 97 tanedir. Yani ciddi bir artış var geçmiş yıllara göre. Son yıllarda özellikle ekmeklik buğdayda çeşit sayısı oldukça ileride. Makarnalık buğdayın biraz yetiştiriciliğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi buğday Türkiye'nin dört bir yanında her yerinde yetişen çok fazla böyle iklim seçiciliği, işte toprak seçiciliği olmayan bir bitki. Makarnalık buğday, ekmeklik buğdaylara göre biraz daha hassas. Yayılma alanında dolayısıyla ekmeklik buğdaya göre biraz daha sınırlı olmakta. Ekmeklik buğdaya göre soğuğa daha hassas ve kalitesinin de çevre şartlarından daha fazla etkilenmesi sonucunda bu makarnalık buğdayın ekonomik olarak geliştirileceği alanı daraltmış. Ülkemizde en kaliteli buğday, makarnalık buğdaylar yine en yüksek üretim alanına ve ekim alanına ve üretim miktarına sahip olan Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu bölgelerinde gerçekleştirilmekte. Yine Akdeniz sahil ardı ve Akdeniz geçit iklim diplerinde de kaliteli buğday yetiştiriciliği yapılmakta, makarnalık buğday. Ama en fazla Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu bölgeleri en fazla üretimi ve en kaliteli buğday, makarnalık buğdayı üreten bölgeler. Bu bölgelerin dışında diğer alanlarda soğuk zararlı makarnalık buğdaylarda sıkıntı oluşturmakta. Yine birazdan bahsedeceğim. Sarıoğlu'nun döneminde de yağışlı ve uzun, bu dönemin yağışlı ve uzun sürmesi tanede de dönmeye sebep olmaktadır. Bu da kalitesini düşürmektedir tanenin. biraz ekim sıklığından bahsetmek istiyorum. Buğdaylarda optimum ekim sıklığı çeşide, ekolojik koşullara, yetiştirme koşullarına, verim unsurları arasındaki dinamik dengeye ve bunlar arasındaki karşılıklı ilişkilere bağlı. Şimdi çok sık ekim yapıldığında bitkiler arasında aşırı rekabet söz konusu olmakta. Bu da yatmaya, verim ve tohumluk kaybına neden olmaktadır. Yine ekimimiz çok seyrek yapıldığında tarla etkin kullanılmamış olur. Yabancı ot sorununun artmasına sebep olur ve bu da yine verim kaybına yol açar. Optimum ekim sıklığı araştırmaları her yöre ve çeşit için yapılmalıdır. Şimdi buğdayda öyle bir şey ki yetiştiricilikte hem iklim, hem toprak yapısı, hem bölgenin ekolojik özellikleri çok etkiliyor. O yüzden her yörenin kendine ait standart yetiştirme koşulları, yetiştirme teknikleri var. Her yörede de çiftçilerimiz bu teknikleri kullanmakta. Yani gerek bakım işlemleri, gerek ekim, işte ekim zamanı, ekim sıklığı, ekim derinliği bölgelere göre genelde değişmekte. Ülkemizdeki araştırmalarda optimum ekim sıklığının 400'de 600, tabii bu geniş bir aralık ama tüm Türkiye'nin bölgelerini düşündüğümüzde çok da geniş olmayan bir aralık olduğu görülmekte. Yani metrekareye 400 ile 600 arasında tohum düşecek şekilde. Genelde mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinde 500-550 civarında tohum kullanılırken, yani diğer bölgelerde de bu bölgenin ekolojik koşullarına göre bu miktar değişmekte. Ekim sıklığına baktığımızda buğdayda tane verimi artan ekim sıklığına bağlı olarak başlangıçlarımız da artıyor. Yani çiftçilerdeki hani şu mantık var, işte ne kadar sık ekersem o kadar, ne kadar çok tohumluk atarsam o kadar yüksek verim alırım. Öyle değil. Daha sonra bu artış oranı azalıyor ve kararlı bir duruma geçiyor. Belirli bir seviyeden sonra da artık aşırı sık ekimlerde tane verimi düşüşe geçiyor. O yüzden en uygun ekim sıklığını, en uygun ekim derinliğini
o bölgenin şartlarına göre belirleyip bu şekilde ekim yapmak en doğrusudur. Yine ekim derinliğinden de bahsedecek olursak, toprak yapısı ve topraktaki nem miktarı ekimi yaptığımız zaman ekilecek çeşidin tane yeriliği ve çim kını dediğimiz koleoptil uzunluğu ekim derinliğini etkiliyor. İdeal ekim derinliği kışlık buğday için 5-6 santim, yazlık buğdaylar için de 2-3 santim olarak belirlenmiş yapılan çalışmalarla. Kışlık ekimlerde 4 santimden daha yüzeysel ekimler yapıldığında alatav zararı görülmekte. Yine 8 santimden daha derine ekimler ise sarı kıvrım zararına neden olmaktadır. Alatav dediğimiz olay kuruya düşen tohumun, yani yüzlek ekim yapıldığında kuruya düşen tohumun üzerine ancak çimlenecek kadar yağmur düşmesi ve bundan sonra da çimlendikten sonra uzun süre yağışların kesilmesiyle çimlenen tohumun kuruması olayı. Sarı kıvrım dediğimiz olay da çok derine ekimler yapıldığında gereğinden daha fazla derine düştüğü için taneler bu sefer tohumların çim toprak yüzeyine ulaşamıyor. Ulaşamadığı için bu toprak altında sarı kıvrım şeklinde kalıyor ve yani kuruyarak bu şekilde toprak yüzeyine çıkmadan canlılığını kaybediyor. Evet, yine Alatav'dan ve sarı kıvrımdan bu şekilde kısaca bahsetmiş olduk. O yüzden ekim derinliğinin önemi burada ortaya çıkıyor. Eğer ki çok derine ekim yapıldığında veya çok yüksek ekim yapıldığında yani her iki durumda da zarar görmekte bu ektiğimiz tohumlar veya işte çimlendiyse o fideler. Şimdi biraz yatmaya geçmeden önce toprak isteğinden bahsedeyim. Makarnalı buğdaylarda şimdi besin maddesi yönünden topbaş buğdaylar daha fakir toprakları, ekmeklik çeşitler orta zenginlikteki toprakları, makarnalık çeşitlerde daha zengin işte besin maddesi yönünden daha zengin toprakları tercih etmektedir. Bu koşullarda daha iyi yetişmektedir. Mesela örnek olarak buğday yetiştirdiği yapılan bir bölgede sırt yerleri topbaş, işte topbaş çeşitler, yamaç yerlere ekmeklik çeşitler ve taban yerlere ise makarnalı buğday çeşitleri ekildiğinde daha iyi verim alınmakta, daha uygun olmaktadır. Yine makarnalı buğdaylar için derin yapılı, killi, tınlı killi topraklar, organik maddeci zengin, yeterli miktarda fosfor ve kireç içeren topraklar, uygun topraklar olmaktadır. Topraktaki su kapasitesi yine %40'ın altına inerse yine makarnalı buğdaylarda kuraklıktan dolayı, su eksikliğinden dolayı zarar görmekte. Yine %60'ın üstüne çıktığında da toprakta aşırı su olduğunda da yine aynı şekilde havasızlıktan topraklar kökler oksijen alamamakta ve yine yani ölüme doğru gitmektedir. Bu da bir nevi o suyu alamadığı için, oksijen olmadığı için ve o suyu alamadığı için bir nevi kuraklık gibi etki göstermektedir. Bir diğer husus. Bu arada şeyi söyleyeyim. Yani bundan sonraki işlemler işte normal buğdayda uyguladığımız işlemler gibi işte gübrelemeye göre değişmekte, bakım işlemleri işte her yörenin kendine uygun standart bakım işlemleri var. Bu şekilde ekimimizi yaptık, bakım işlemlerimizi yaptık. Karşımıza çıkacak bazı problemler var makarnalı buğday üretiminde ki bu diğer buğdaylarda da büyük bir sıkıntı olmaktadır. Şimdi önemlilerinden biri yatma. Yatma olayı genellikle birkaç farklı temel nedenden olmakta. Eğer ki bizim buğday tarlamız yattıysa ekimimizi aşırı sık yapmışızdır. Birinci nedeni bu. Bir diğer neden toprakta aşırı azot vardır. Aşırı azottan dolayı bitkiler daha fazla boylanmıştır ve uzun boydan dolayı da yatma olmuştur. Yine toprakların çok verimli olması, sadece azot değil, diğer besin maddeleri bakımından da verimli olması yatmaya sebep olmaktadır. Bir diğer neden işte suyun fazla olması. Fazla su
bitkilerin fazla boylanması demek. İşte aşırı yağışlar veya işte taban suyunun çok fazla olması da yine bitkilerin boylu, uzun boylu olmasına ve yatmasına sebep olmakta. Yani işimiz şu aslında, hangi neden olursa olsun temelinde uzun boyluluk yatıyor. O yüzden biz uzun boylu olan çeşitleri çok fazla tercih etmemeye çalışmalıyız. Veya uzun boylu olup sapsağlamlığı iyi olan çeşitleri tercih edebiliriz. Genelde buğdaylarda işte 80, 90, 100 santime kadar hani tercih edilebilir, ama çok böyle 120, 130 santimlere çıkıldığında işte bu şartlarda işte ne bileyim toprak verimliliği, yağışlar fazla, bunlar da tetiklediğinde bunu yatma büyük bir oranda görülmektedir. O yüzden yatmaya dayanıklı, kısa boylu ve sağlam saplı çeşit kullanılması tavsiye edilmektedir yatmanın önüne geçmek için. Yatma ne gibi zararlar veriyor? Yattığında bitkiler veya başaklar havalamadığı için hastalıklar artmakta, işte özellikle nemli bölgelerde sızışmadan dolayı hastalıklar artmakta, makinalı hasatta büyük problem olmakta, yine yattığı için işte geç oluma gelmekte bitkiler, tane dökme sıkıntısı olmakta, bir sürü sorun getiriyor beraberinde yatma. Eğer ki yatma erken dönemde olduysa, işte başaklarda daha taneleri oluşmadan olduysa, belki bitkiler kendini doğrultabilir, ama başaklar ağırlaştıktan sonra artık yatmanın önüne geçilemiyor. Yani bitkiler kendini doğrultamıyor ve ağırlaştıkça başaklarda taneler olgunlaştıkça da daha fazla yatmaya devam ediyor tarladaki bitkilerimiz. Yatma hakkında bunlar söyleyebiliriz. Bir diğer sorunumuz makarnalık biberlerde tanedeki dönme olayı. Normalde camsı yapıda tane veren çeşitlerin içerisinde unsur yapıda tanelerin ya da unsur lekelerin oluşması olayı, biz işte tanede dönme adını veriyoruz. Özellikle makarnalık buğdaylarda çok görülmekte. Niye makarnalık buğdaylarda çok görülmekte? Çünkü makarnalık buğdaylarda taneler daha camsı yapıda, daha parlak yapıda. Bu yüzden makarnalık buğdaylarda daha fazla dönme görülmekte. Şimdi dönmeyi neler etkiliyor? Birincisi tür çeşit özelliği. Bazı türlerde çok veya bazı çeşitlerde çok görülüyor, bazılarında az görülüyor. Yazlık kışlık ekimler, ekim zamanı çok önemli. Yazlık ekimlerde daha az dönme görülmekte. Kışlık ekimlerde ise sarı olum dönemi uzun sürerse dönme daha fazla görülebilir. Aslında konuşacak o kadar şey var ki birbiriyle hani konuyu açıyor. Şimdi tarlalarda olum dönemleri var. Sütlü olum dönemi, sarı olum dönemi, tam olum, fizyolojik olum dönemi ve tam olum dönemi. Şimdi sütlü olum dönemimiz ilk dönemimiz bizim. Sütlü olum döneminde tanede protein birikmekte. Sarı olum dönemine geçtiğimizde nişasta birikimi olmakta. Ve tabii bu dönemleri atladıkça tanedeki nem oranı da düşmektedir. Şimdi sarı olum dönemi uzun sürerse dönme daha fazla görülüyor. Niye daha fazla görülüyor? Çünkü sarı olum döneminde süt olumda artık protein oluşumu bitmiş, ama sarı oluma gelindiğinde, çok uzun sürdüğünde sarı olum, bu dönemde nişasta birikiyor tanede. Nişastanın fazla birikmesi demek dönmeli tanelerin daha fazla görülmesi demek. O yüzden biz yazlık ekimlerde daha az görürüz dönmeyi. Çünkü yazlık ekimlerde bu sarı olum dönemi daha kısadır. Kışlık ekimlerde ise vejetasyon süresi fazla olduğu için sarı olum dönemi daha uzun sürer. Bu da dönmeye sebep olur. Yine bitki besin elementleri, besin maddelerince zengin topraklarda genellikle daha az dönme görülür. Azotlu gübre yine tanenin camsı yapımı ve protein oranında yüksek olmasını sağlar. Özellikle makarnalı gübrelerde. Potasyum fazlalığı yine dönmeyi artırır. Yani bu bitki besin elementlerinde toprak analizini yaptırdıktan sonra bunların da uygun olmasına dikkat etmeliyiz. Potasyum fazlalığı işte dönmeyi artırıyor. Yine azotlu gübrenin fazla olması dönmeyi azaltıyor. Çünkü tane daha canlısı yapıda oluyor azotları fazla olduğunda. Protein oranının yüksek olması sağlanıyor.
Yani besin maddelerince zengin olan topraklar da dönme daha az görülüyor. Bir diğeri iklim, dönmeyi etkileyen faktörlerin. Dönmeden sonra havaların yağışlı ve serin ve nemli geçtiği yerlerde dönme daha fazla görülebiliyor. Niye? Çünkü bu böyle yerlerde savolun dönemi daha uzun sürdüğü için bu nişasta birikimi daha fazla oluyor ve böylelikle dönme daha fazla görülüyor. Vejetatif gelişme döneminde yağış fazla olur ve generatif gelişmede sıcak ve kurak geçerse taneler dönmesiz ve bol proteinli olur. Yani bizim aslında bütün buğdaylar için istediğimiz şey budur. Vejetatif gelişme dönemlerinde yağışın fazla olması ama generatif gelişmeye geçtiğinde de sıcak ve kuru havalar. Vejetatif gelişme döneminde yağışlı ve serin havalar. Generatif gelişme döneminde ise sıcak ve kuru havalar bizim bütün buğdaylarda istediğimiz iklim özelliğidir. İşte bu şekilde bir iklim özelliği sağlayabilirsek zaten taneler dönmesiz ve bol protein oranında yüksek olmakta. Evet, şu şekilde taneler üzerinde un su normalde camsı yapıya sahip tane ama bazı kısımlarında un su lekeler veya tamamı da un suya dönüşebiliyor. Bu işte Isaroğlu döneminin ya da işte nişasta bitiminin süresine bağlı. Bir diğer sıkıntımız özellikle yağışlı yıllarda çok karşımıza çıkan embriyo kararması. Makarnalık buğdaylarda da büyük bir sıkıntı. Belki direkt verimi düşürmüyor ama kalitesini büyük bir oranda etkiliyor. Embriyo kararması dediğimiz olay tane embriyosunun yüzeyinde sıvı olarak da içine işleyen mantarı bir hastalık. Hastalığın şiddeti arttıkça tane embriyosunun yanı sıra tanenin karın kısmında da şu şekilde gördüğümüz gibi edebiliyor. Ve tanenin renginin siyah ve koyu kahverengiye dönüşmesine yol açıyor. Buğday yetiştirilen bütün bölgelerde görülmekte. Embriyoda renk bozulmasına neden olmakta. Embriyo kararması tanenin kalitesini ve değerini düşürmekte. Makarnalık buğday özellikle embriyo kararmasına daha hassas. Bu tane verimini düşürmemesine rağmen yani çok fazla etkilemiyor belki tane verimini ama tanenin rengini ve parlaklığını olumsuz etkiliyor. Bu da zaten kalitenin düşmesine veya işte alım değerinin düşmesine veya tanenin doğumluk değerinden yemlik değerine düşmesine neden oluyor. Bu kararmaya neden olan bazı mantar türleri çimlenme gücünün azalması ve kök çürüklüğü sorunlarına yol açtığı için bu hastalığa yakalanmış tohumların ekimde kullanımıyla tane veriminde de düşüş görülmekte. Yani biz bunu tohumluk olarak kullanırsak bir sonraki yılda çimlenmede bazı sıkıntılar olacağı için yine tane veriminde düşüş görülebiliyor. Sebep olarak işte yoğun yağışlar, yüksek nem miktarı ve yüksek sıcaklık. Yine aynı zamanda kuraklıklar da embriyo kararmasına sebep olmakta. Yani iklim ve çevre faktörleri diyebiliriz embriyo kararmasının sebepleri. Yani kalite olarak direkt özellikle makarnalık buğdaylarda büyük bir sıkıntı kaliteyi düşürmekte. Evet, hasata geldik. Şimdi hasat zamanı nasıl belirliyoruz? Taneler sertleşmeli, tırnakla bastırılınca ezilmemeli, kuru olmalı. Yani biz normalde buğday hasatında işte tane nemi %13 civarlarına geldiğinde, %13'ün altına düştüğünde öneriyoruz hasata başlamayı. Çünkü taneler nemli olduğunda İşte hem biçer döverle hasat ederken biçer döver tam olarak şey yapmıyor, kavanozlarından ayırmıyor. Nem miktarı yüksek olduğu için ayırsa bile bu sefer depoda sıkıntı oluyor. Nem yüksek olduğu için, su oranı yüksek olduğu için tanelerde kızışma görülüyor. Bu sefer depo da hastalık ve işte kızışmaya sebep oluyor. Veya çok düşük olursa nem oranı, tanedeki nem oranı bu da sıkıntı. Bu sefer de makinalı hasatta hem tane dökülmesine sebep oluyor hem de tanelerin kırılmasına sebep oluyor. Biçer döverle işte harman yaparken taneler çok kuru olduğu için bu sefer de tane kırıklığı yani kırık tane oranı yüksek oluyor. O yüzden %13-12 civarlarında ne uygundur hasat için.
Yine başka hangi özelliklerine bakmalıyız? Bitkinin sapı, yaprakları, başı ve taneleri tamamen kurumuş olmalı. Yani altın sarısı rengini almalıdır. Yine başağı koparıp elimize alıp ovaladığımızda taneler kolayca başakçık kavuzlarından ayrılmalıdır. Yine başaktaki kardeşlerle hasat olumuna gelmelidir. Yani kardeşler de hasat olumu, kardeşlerin başakları daha doğrusu onlar da hasat olumuna gelmelidir. Çünkü kardeşlenmede biliyorsunuz ana sapa göre biraz daha kardeşler daha geç oluma geliyor. Yani bunların da oluma gelmesini beklemeliyiz. Ana sapımızdaki başaklar tamam belki oluma gelmiş ama kardeşlerin de oluma gelmesine dikkat etmeliyiz. Hasat sırasında tüm tarladaki buğday bitkileri aynı oranda kuru olmalı. Yani işin özü bu. Hasatımızı işte büyük alanlarda biçerdöverle yapıyoruz. Şimdi buğdaydaki makarnalık buğdaylarda da, ekmeklik buğdaylarda da büyük sıkıntı olan yabancı otlar ve bunlarla mücadele. Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle, bu yabancı otlara geçmeden önce makarna yapımında yüksek protein oranı istenmekte. Biliyorsunuz makarnalık buğday işte makarna, kuskus, işte erişte, bulgur sanayinde kullanılmakta. Makarna yapımında yüksek protein oranı istenmekte. Ancak makarnalık buğdayların proteini ekmeklik buğdaylar kadar uygun değil. Yani makarnalık buğdaylarda endospermdeki protein taneleri ve nişasta taneleri şeffaf yapıda. Bu yüzden tane camsı yapıda görünmekte. Az önce hani unsuzluktan, camsılıktan bahsettik ya dönmede. Bu yüzden işte tane camsı yapıda görünüyor. Tanenin şeker oranını diğer tür ve bu diğer tür buğdaylara göre daha yüksek makarnalık buğdaylarda. Diğer buğdaylara kıyasla da yaklaşık 2 kat daha büyük taneye sahip. Normal ekmeklik buğdaylara veya topbaş buğdaylara göre. Yani yaklaşık 2 kat daha büyük taneye sahip. Buradan 1.000 tane ağırlığı, litre ağırlığı da daha fazla diğer buğday türlerine göre ve endospermdeki kül miktarı da dolayısıyla daha yüksek. Taneler daha büyük olduğu için. Yani makarnalık buğdayların proteini ekmeklik buğdaylar kadar uygun protein değil. Makarnalık buğdaylarda endospermdeki protein taneleri ve nişasta taneleri şeffaf durumda. Protein, endospermdeki protein ve nişasta taneleri. O yüzden de zaten camsı yapıda görünmek olarak ekleyelim az önceki o dönme tane olarak konusunda. Evet, bir diğer sıkıntı yabancı otlar. Bütün kültür bitkilerinde olduğu gibi. Her zaman işte diyoruz tarlaların öz evladı yabancı otlar. Üvey evladı kültür bitkileri. Gerçekten de öyle. Özellikle bizim Sakarya'da işte şu yapışkan ot dediğimiz Galium aparine, yine hardal sıkıntımız var. Yabani yulaf. Yine bunların yanında delice, kuşurtun, tilki kuyruğu, köy göçüren, pıtrak, gökbaş, şahtere, karamuk, yapışkan ot, tilki kuyruğu, pelemir, ballı baba, gelincik, çoban derineği, kamış, kekre, ayrık ve tarla sarmaşığı da buğday tarlalarında hem hasadı zorlaştıran ekonomik olarak kayıplara neden olan başımızın belası otlar. Ne yapmalıyız bunlar için, bunlarla mücadele için? Öncelikle tabii ki temiz tohumluk kullanacağız. Bütün sorunlarda olduğu gibi bunda da işin özü temiz tohumluk kullanmakta. Yine iyi bir tohum yatağı hazırlamak, temiz işte yabancı otlardan ari bir tohum yatağı hazırlamak. Bir diğer önlem olabilir kültürel mücadele. Tabii bunlar kültürel mücadeleler. Yani kimyasal mücadele yapmak tabii ki kolay. Gerek hastalıklarda gerek işte yabancı otlarda kimyasal mücadele tabii ki çok kolay bir yöntem ama öncelikle kültürel mücadele diyoruz. Bunlar için de işte dediğimiz gibi temiz tohumluk kullanmak, iyi bir tohum yatağı hazırlamak, ekimi zamanında yapmak, erken veya geç ekim de yine yabancı otlar bakımından sıkıntıya yol açmakta. Ekilecek tohum miktarını ve ekim derinliğini iyi ayarlamak, gübreleri doğru kullanmak, uygun dozda ve uygun miktarlarda uygun zamanda
gübreleme yapmak, bölgeye adapte olmuş çeşitleri kullanmak, neyse doğru çeşit kullanımı önemli. Hastalık ve zararlarla mücadele yapmak, yine bu yabancı otlarla mücadeleyi de beraberinde getirmekte. Ekim nöbeti çok önemli abi. Ve dediğimiz ekim nöbeti yabancı otlarla mücadele açısından önemli. Yine tarlanın kenarlarında bulunan yabancı otlarla da mücadele etmemiz gerekiyor. Sadece ekim yaptığımız alan değil. Çünkü oralardan işte rüzgarla, farklı yöntemlerle tohumlar taşınıp yine orada tarla içerisinde ekim yaptığımız alanda da sıkıntılar oluşturmakta. Yine rizomla vejetatif olarak büyüyüp gelişen ayrık gibi özellikle bu yabancı otların toprak işleme sırasında kullanılan aletlerle bir tarladan başka bir tarlaya taşınması da yine yabancı ot oranını artırmakta. Tarlalarda buna da dikkat etmeliyiz. Yani mekanik taşınma olayına da dikkat etmeliyiz. Yani öncelikle tabii kültürel mücadele ediyoruz. Daha sonra zaten ilaçlı mücadele işin en kolay kısmı. Şimdi yine gelelim buğday tarlalarında, hem makarnalık hem ekmeklik tüm buğday tarlalarında ülkenin dört bir yanında görülen önemli hastalıklar. Yani çok fazla hastalık var ama ben en çok görülenlere, en çok başımızın belası olan hastalıklara değinmek istiyorum. Ki özellikle Sakarya gibi bir bölgede buğday çalışıyorum. Yani buğday tarlalarında hemen hemen bütün hastalıkları görmekteyiz. Havaların yağışlı ve nemi yüksek olmasından dolayı, yani doğal hastalık ortamı dışarıdaki bizim ekim yaptığımız alanlar, buğdayda pas hastalıkları, işte küllemeler, diğer önemli hastalıklar hepsi mevcut. Hepsini görmekteyiz. Şimdi pas hastalıklarına bakalım. Ülkemizde yine büyük zararlar veren sarı pas olsun, kara pas, kahverengi pas hem verimi hem kaliteyi önemli ölçüde düşüren, buğday üretimini önemli ölçüde sınırlandıran hastalıkların başında geliyor pas hastalıkları. Kara pasa baktığımızda resimlerde de görüldüğü gibi sap yaprak kımı ve üst boğum arasında uzunlamasına koyu kırmızımsı kahverengi püsküller oluşturuyor. Transpirasyon hızlanıyor, su tüketimi artıyor, kardeşlenme azalıyor, tane ağırlığı, verim ve kalite buna bağlı olarak düşüyor. Aslında bütün bu şekilde işte yapraklara zarar veren hastalıkların temel şeyi bu. Transpirasyonun hızlanması, su tüketiminin artması, buna bağlı olarak işte kardeşlenmenin azalması, yaprak alanının, fotosentezin azalması, yaprak alanının o püsküllerle kaplandığı için buna bağlı olarak da tane ağırlığının, verimin, işte kalitenin düşmesi aslında bütün hastalıklarda var. Yapraklarda ve sapta şu şekilde üst boğum arasında özellikle bazen işte başaklara kadar da sıçrayabiliyor. Bu şekilde kahverengi, koyu kırmızımsından kahverengi değişen püskülleri daha sonra tabii ileriki aşamalarda bu şekilde siyaha dönüşmesi karapas olarak karşımıza çıkmakta. Yine bakın hem işte sap üzerinde, özellikle üst boğum arası üzerinde, bayrak yaprağının kırmızı çıktığı üst boğum arası üzerinde, bayrak yaprak üzerinde, diğer yaprakta, alt yapraklarda da olmakta. Bu şekilde büyük oranda zarar vermektedir. Bir diğeri kahverengi pas. Bu da yine karapasa göre daha açık renkli. Yaprağın üst yüzünde görülüyor bu. Lekeler daha küçük, daha oval, şekilli erken dönemdeki aşırı enfeksiyonu başaktaki tane sayısına ektolit ağırlığını ve kalite ve verimi düşürmekte. Bir diğeri sarı pas. Püsküller portakal sarısı renginde uzunlamasına ve düzgün. Burada işte makine dikişi gibi diyoruz şu şekilde. Dümdüz bir şekilde püsküller uzunlamasına ve dümdüz bir şekilde sıralanıyor. Yaprak ayası, kını, dış kavurdular, kılçıklar ve tanede de görülebiliyor. Taneye kadar çıkıyor. Bahar yağışları fazla olduğunda görülmekte. Yalnız şöyle bir şey var burada. Çiftçilerimiz bunu bolluk işareti olarak anlamakta. Çünkü bu dönemdeki yağışlar, bahar yağışları işte tamam verimi artırıcı. Ama işte bir diğer taraftan baktığımızda şu şekilde yaprakları, şu resimdeki tamamını kaplamış yaprakları fotosentez alanı azalıyor. Taneler kırışık ve cılız kalıyor. Dolayısıyla verim de
düşüyor. Bir diğer hastalığımız külleme. Öncelikle buğdayın alt yapraklarının üst düzeyinde, nokta halinde beyaz gri renkte püsküller görülüyor. Daha sonra bunlar zamanla esmerleşerek hem üst yapraklara ve başağa kadar da çıkabiliyor. Yaprağı tamamen kaplayabildiği gibi sap ve baş hapları da enfekte edebilmektedir. Hastalıklı yapraklardan önce lokal sararmalar, sonra nekrozlar görülmekte. Şu şekilde püsküllerin yoğunluğuna göre yaprak hasar görüyor ve başağa kadar da çıkabiliyor. Bir diğeri septoro yaprak lekesi, yine çok sık gördüğümüz buğday tarlalarında, buğdayında, makarnalık yemek mekiğinde çok sık gördüğümüz bir hastalık. Yaprak üzerinde başlangıcında küçük ama düzensiz damarlarla sınırlanmış kahverengi lekeler şeklinde görülüyor. Daha sonra ise bu lekeler birleşerek yaprağın tamamını kaplayabiliyor. Önce hastalanmış olan, yani bulaşık olan bitki artıklarında toprakta kışlayabilir. Sonra da yeni eklenen bitki de alt yapraklardan bitkinin üst tarafına doğru bir yayılma gösteriyor. Yağmurun da bu hastalığın yayılması da önemli bir faktör olduğu bilinmektedir. Zaten yağışlar ve nem hastalıkları artırıcı bir faktör. Bu şekilde işte kahverengi lekeler şeklinde ve ileriki aşamalarda artık yaprağın tamamını kaplamakta. Bir diğer hastalığımız, yine önemli bir hastalık buğday tarlalarında, sürme. Bu sürmede sürme topları oluşuyor bu şekilde ve bu tanelerin içi tamamen kürüyor, yani simsiyah toz halini alıyor. Hastalıklı bitkiler sağlamlardan daha kısa boylu, başakları daha zayıf ve kavuzları daha açık renkli. Taneler yuvarlığa yakın bir şekil almakta ve ezince siyah bir toz kitlesiyle dolu olması önemlidir. Bir diğeri de rastlık. Buğday ve arpa yetiştiren her alanda görülebilen bir hastalık, yine nemli ve sulanan alanlarda daha çok görülüyor. Belirtileri başaklanma döneminde ortaya çıkar ve başakçıkların yerini tamamen siyah sporlar doldurur. Rüzgar etkisiyle bu sporlar etrafa yayılıp geriye yalnızca baş etkisini kalır. Etrafa yayılan sporlar sağlam başaklarda enfeksiyon yapar ve gelişmekte olan tanenin embriyosuna yerleşir. Bu hastalık tohumlara ekildiğinde de mantar tohumla birlikte çimlenerek başağı hastalandırır şu şekilde. Yani ne başak ne tane, hiçbir şey kalmaz. Simsiyah sporlarla dolar. Bir diğer hastalığımız yine fusarium. Hem başakta hem de tanelerde bu şekilde hasara neden olan bir hastalık. Zararlarımıza bakalım. Buğdayda süne ve kımıl hepimizin bildiği gibi iki temel zararlı. Tabi bunların yanında bir sürü zararlılar var. İşte ekli saparaları, bambullar, işte diğer zambuş, bilmem ne, bir sürü böcek tarafından zarar görmekte. Ama burada süme ile kımıldan bahsedeceğim ben. Buğdayın kardeşlenme, sapa kalkma, başaklanma dönemlerinde buğdayları hortumları ile sokup emerek zarar yapmaktadır. Yani sokacağımız zarar kullanacak kişine. Kardeşlenme döneminde göbek kuruması veya kurt boğazı, işte sapa kalkma ve başak döneminde de ak başak zararı ve başak üzerinde beslenerek tane emgi zararı oluşturmaktadır. Buğdayın sap kısmında sararma ve kurumalara sebep olur. Süt olum döneminde tanede beslendiğinden dolayı da taneler çok küçük ve buruşuk olur. Süne emgili tane, birazdan göstereceğim resmi. Taneler buruşuk bir hal alıyor. Zararlı tarafından emilen tanelerin ekmek ve makarna yapımında istenen özellikleri azalıyor. Tanelerin çimlenme güçleri de azaldığından tohumun kalitesi de düşük oluyor. Bu şekilde süne emgili tanelerde buruşuk, kırışık bir yapı görülmekte. Göreceğimiz bu. Yine akbaşak zararı dediğimiz bu şekilde başağı bembeyaz hale getiriyor sünenin zararı. Bir diğeri kımıl. Bu da yine süne gibi tavalın değişik dönemlerinde göbek kurusu, akbaşak zararı ve tanede emgi yaprak zararlı oluşturmakta. Başaklara, saplara, yaprak yüzeyine, toprak içindeki taşlar üzerine veya yabancı otlara yumurta bırakabilmekte.
Kardeşlenme döneminde olan buğdayları kök boğazlarının üst kısmında yasop emerek zarar yapan bir böcek. Buğday başakları taneye bağlayamıyor ve kuruyor. İşte ak başak zarar dediğimiz bembeyaz bir görüntü alıyor. Tane oluşmadan sadece başak, beyaz bir başak görülüyor. Onun haricinde makarnalık buğdaylarda işte makarna ve bulgurdan bahsedip daha sonra da çeşitler hakkında çok kısa bir bilgi vereceğim. Ondan sonra da sunumumu sonlandırmak istiyorum. Çok da sıkmak istemiyorum dinleyen arkadaşları. Yani biraz özet şeklinde geçtim. Önemli olan işte yetiştiriciler için önemli olan hap bilgileri vermeye çalıştım. Ama bu yetiştirici kısmına çok değinmedim. İşte şu kadar gübreleme yapılır, şu kadar işte kuru tarım alanlarında genelde buğday yetiştiriciliği yapılıyor. Veya işte sulu alanlarda yapılacaksa şu dönemlerde sulama yapılır falan. Yani bunlar bölgeden bölgeye değişmekte. Yine aynı şekilde gübreleme olsun, işte diğer bakım işlemleri olsun bölgeden bölgeye değişmekte. Yabancı otlar ve hastalık zararlar için ilaç yapılacaksa yine bu da uygun dönemlerde, uygun dozlarda yapılmalı kimyasal mücadele. Yani buğdayın işte geç kalındığında belki başaklarını etkileyebilir, tane doldurmaya, çiçeklenme dönemini etkileyebilir. Yani uygun dozlarda uygun ilaçlarla ilaçlama yapılması, yine gübrelemenin uygun bir şekilde yapılması, uygun dozlarda fazla gübre atılmaması veya işte toprak analizi yapılarak toprak analizi sonucunda gübreleme yapılması tabii ki önerdiğimiz. Ama bu tür uygulamalar bölgelere göre değişmekte. Makarnalık buğday üretilen işte Güneydoğu Anadolu bölgesi ve İç Anadolu bölgesi en yoğun olarak üretim yapılan bölgeler. Bu yörelerde zaten standart yetiştirme teknikleri var. Buğday için hem ekmeklik buğdaylar hem de makarnalık buğdaylar için. Bu yörelerdeki bu teknikler yani çiftçinin uygulaması ve standart yetiştirme teknikleri zaten yörelerde şu an yapılmakta. Ama işte bu mücadele kısmı biraz daha dikkate alınmakta. Alınmalı bence. Hem işte yabancı otlar, işte hastalık zararlılar. Yani mümkün olduğunca biyolojik mücadeleye gidilmeli, kültürel mücadeleye gidilmeli veya işte mekanik mücadeleye gidilmeli ama son çare olarak zaten dediğimiz gibi işin kolay tarafı ilaçlı mücadele. Tabii ki Sakarya gibi yoğun yabancı ot ve yoğun hastalıkların olduğu bölgelerde mecburen kimyasal mücadele yapılmak zorunda. Makarna kalite, makarnalık buğdaylarda kaliteye çok fazla girmeyeceğim kalite olayına. İşte protein oranı, B, işte cam sıvık değeri, D renk değeri falan. Yani bu apayrı bir konu kalite olayı. Sadece biraz makarna ve şeyden bahsedeyim. Şimdi Türk Gıda Kodeksi makarna tevhidine göre makarnanın mutlaka durum buğdayından ülkemizde durum buğdayından irmik ve su karışımından yapılması gerekmektedir. Makarna sanayisinin temel ham maddesi makarnalık buğdaydan elde edilen irmiktir. Makarna irmikten önce irmik olarak makarnalık buğday elde ediliyor. Yapılıyor irmikten de makarna elde ediliyor. Fakat Afrika ülkelerine baktığımızda yapılan makarna ihracatında rekabeti artırmak adına ihraç edilecek makarnalarda istenirse %30'a kadar ekmeklik buğday unu karıştırılmasına da izin veriliyor. İş tüketiminde ise ülkemizde ise Türk Gıda Kodeksine göre makarnaya ekmeklik buğday kullanılması kesinlikle yasaktır. Bulgur piyasasına baktığımızda hem makarnalık hem de ekmeklik buğdaylardan bulgur üretimi yapılabilmektedir. Türk Gıda Kodeksine göre bulgur buğdayların yani işte kundurun makarnalık buğday, tritikum, ayız tuğum, ekmeklik buğday, işte monokokkum, dikokkum gibi diğer buğdayların tekniğine uygun olarak temizlenmesi, paketlenmesi, pişirilmesi, haşlanması, kurutulması istendiğinde de kabuğunun ayrılarak kırılması ile elde edilen mamul bizim bulgur olmakta. Yine makarnalık buğdaylarda kalite, genetik yapıya, yetiştirildiği yıldaki ekolojik şartlara, işte iklim faktörlerine, çevre şartlarına, yetiştirme tekniği ve bilhassa kullanılan azotlu gübre miktarına
büyük oranda bağlıdır. Bazı yıllarda uygun olmayan iklim koşulları kaliteyi olumsuz etkilemektedir. Oysa ülkemizin bazı yerleri buğday çeşidi geliştirmek için ıslah çalışmasının hani, çalışmaları kadar çeşitlerin hangi ökolojide yetiştirilirse daha kaliteli ve verimli olduklarının belirlenmesi ve çeşitlere özgü yetiştirme tekniklerinin belirlenmesi adına da çok önemlidir. Yani bir yörede çeşit geliştirilirken o yörenin tamam belki verimine bakılacak elbette. Verim ana unsurumuz bizim ıslah çalışmalarında çeşit geliştirmede. Ama bunun yanında kesinlikle kalitesinin de o bölgedeki işte iklim faktörleri veya işte toprak yapısı veya diğer çevre faktörleri kaliteyi nasıl etkiliyor? Bunların da göz alınması gerekiyor. Fakat burada çeşidi geliştirirken veya adaptasyon çalışmaları yaparken bir yörede işte hangi makarnalı buğdaylar oluyor bir yöreye uygun. Bu şekilde sadece verime değil kalite ve diğer özelliklere de bakılması gerekiyor diyebiliriz. Şimdi makarnalık buğday çeşitlerine baktığımızda 94 tane makarnalık buğday çeşitimizin olduğunu söylemiştik şu an tescilli olan. Ben Sayın Hasan Hüseyin Geçit hocamızın bir kitabı var. Buradan bu il il ayırmış hangi bölgelerde işte makarnalık buğdayı özellikle belirtmek için makarnalık buğdayların hangi illerde hangi makarnalık buğday çeşitlerinin ekildiğini ben o kitaptan alıntı yaptım bunu. Çok da güzel yapmış hocamız. Mesela Antalya ilimizde makarnalık buğdayları Kızıltan 91 çeşit 1252 ve Zenit'in ağırlıklı olarak ekildiği belirtilmekte. Yine mesela Cihangir'de 1149 ve Fırat 93 çeşitleri. İşte Konya'ya baktığımızda Konya'da 91 çeşit 1252 ve Kunduru 1149 çeşitlerinin yoğun olarak ekildiği görülmekte. Bu şekilde yani hani toplu olarak görelim diye yoksa 94 çeşitin hepsini yani tek tek anlatmaya kalkarsam yani saatler yetmez. Ama burada hep toplu olarak bu çeşitleri de görmüş oluyoruz. Yani şöyle genel olarak bakıldığında mesela yoğun olarak ekilen, ülkemizde yoğun olarak ekilen çeşitler işte kunduru 1149 çeşit 1252 ne Fırat 93 Sarıçanak ne Kızıltan 91 onun haricinde ne var Kızıltan 91 çeşit 1252 dedi. Yani bu çeşitler ülkemizde çoğu bölgede yoğun olarak ekilen çeşitler. Tabii her geçen gün yeni çeşit çıkmakta. Benim daha yüksek kalitesi daha iyi yeni çeşitler geliştirilmekte. Hem araştırma enstitüleri hem de özel sektördeki ve özel sektördeki işte değerli araştırmacılar ve üniversitedeki hocalarımız tarafından yeni çeşitler geliştirilmekte. Tabii bunlar işte çeşitli olduktan sonra da bölgelerde denemeler yapılarak o bölgelere adaptasyonuna bakılarak bunlar tarımsal üretime sokulup işte çiftçimize ulaştırılıyor. Böylece işte çeşitlerin yerine artık daha yüksekleri, daha kaliteli çeşitler alabiliyor. Yani burada birkaç önemli ile baktığımızda hangi çeşitlerin ekildiğini ve genelde hani ileride benzer çeşitler makarnalık ekilen bölgelerde benzer çeşitlerin ekildiğini de göze çarpmakta. Şuna geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bizim kurumumuzun iki tane makarnalık buğday çeşidi var. Buradaki sen iklim tarlalarında araştırmacı olan arkadaşların geliştirdiği çeşitler. Biri Durusa çeşidi. 2020 yılında tescil olmuş Sabancı Üniversitesi ile Mısır Araştırma Enstitüsü'nün ortaklaşa yürüttüğü bir proje kapsamında tescil olan bir çeşit. Özellikleri bu şekilde işte de verim aralığı 450 ile 896 arasında. Yine camsılık değeri 98-100, %98-100 arasında. Yazlık orta erkenli bir çeşit. Soğuğa dayanıklılığı içinde. Çünkü soğuk önemli makarnalık biberlerde. Soğuğa dayanıklılık yine yatmaya dayanıklılık önemli.
Çünkü direkt kaliteyi etkilediği için pastlara ve küllenmeye orta dayanıklı bir çeşidimiz. Bitki boyu da çok fazla uzun olmayan, 90 ile 105 santim arasında değişen, yani ideal bitki boyunda olan beyaz başak yapısına sahip orta uzunlukta ve kırmızı taneli bir çeşidimiz. Yarı sert özelliğe sahip. Bir diğerimiz yine Sabancı Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ortak geliştirilmiş. 2017 yılında ıslah edilmiş bir çeşidimiz. Bu da Türkiye'nin ilk kırmızı taneli ve tek makarnalık buğday çeşidi. Burada da yine bin tane ağırlığı 42 ile 53 arasında değişmekte. Hektolitre 76-80, yani çok güzel rakamlar bunlar. B sarılık değeri yine 23.2 ile 24 arasında. 580 ortalama verim 588 ki bu seneki denemelerde 750-800'lere kadar çıkıldı verimde. Evet, ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Çok fazla da sıkmadan sizleri. Yani anlatmaya kalksak tabii saatlerce, günlerce belki anlatılır. Çeşitlerin hepsine tek tek girebiliriz. İşte yetiştirme koşulları, işte makarnalık budayın belki orijinine bakıp işte yerel çeşitlerle ilgili veya işte makarnalık budaylar nasıl oluşmuş. Yani inanın çok şey koydum sunuma, geri sildim. Hani çok daha kalabalık bir sunumdu. Biraz daha sadeleştirmeye çalıştım. Çünkü çok fazla sıkmak istemedim dinleyenleri. Hani biraz başlığımızda sadece yetiştiricilik ve çeşitler olunca, halbuki biraz böyle işte orijinine bakabilirdik belki. Makarnalık buğdayların işte geçmişten günümüze neler gelmiş veya işte günümüz makarnalık buğdayları nasıl oluşmuş, bu evrim şemasına bakabilirdik falan. Bunları saatlerce konuşabilirdik. Ama çok fazla sıkmak istemedim. Beni dinlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Hocam biz çok teşekkür ederiz. Hiçbir şekilde sıkılmadık. Onu tekrardan belirtmiş olalım. Sunum dolu doluydu. Gerçekten muazzamdı. Çok teşekkür ediyorum. Sildim, geri sildim. Hani çok damlanıp budaklandırmak istemedim. Çünkü hani çok geniş bir konu. Buğday deyince zaten yani günlerce konuşulacak bir konu. Kesinlikle. Ve tam anlamıyla çok güzel geçti. Çok verimli geçti. Tekrardan emeklerinize sağlık. Yani sunum tam anlamıyla mükemmeldi. Anlatım da aynı şekilde. O yüzden biz çok teşekkür ediyoruz size. Ben de çok teşekkür ederim. Hem dinleyenlere hem de sizlere çok teşekkür ediyorum. Tekrardan Antalya Dijital Orman Müdürlüğü'nün böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için ona da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de aynı şekilde şükranlarımızı sunuyoruz hocam. Evet, katılımcılarımız da çok fazla siz anlatım yaparken mesaj gönderdiler. Ben hemen aktarmaya çalışacağım. Çok sorumuz var hocam. Uğur Arslan Beyler öncelikle iyi dersler, iyi yayınlar dilerim diyerekten bir buket çiçek gönderdiler. Halil Çelik Beyler aynı şekilde iyi yayınlar gönderdiler yazılarını. Maşallah göndermişler. Leyla Turan iyi dersler yazmışlar. Anlatımlarınızı gördüğünüz gibi çok güzel hocam. Mustafa Boburoğlu Beyler, herkese iyi dersler, iyi yayınlar diliyorum. Selcan Öztürk selamlarını gönderdiler. Mümtaz Serkan Özkaya Beyler, iyi yayınlar. Kocadan Ahmet Beyler selamlarını ilettiler. Ve bu şekilde gelmeye devam ediyor. Ben ilk sorumuzla başlayacağım. Uğur Arslan Bey yazmışlardı. Sulu tarım şartlarında makarnalık buğday yetiştiriciliği yapılmakta mıdır diye bir yazı var. Evet, hemen cevabını vereyim. Şimdi biz normalde buğdaylar genelde ülkemizde, genel olarak buğdayları düşündüğümüzde sulu tarım şartlarında çok fazla yetiştirici yapılmamakta. Buğday tarımı genellikle hani kuru tarım koşullarında yapılmakta. Niye? Çünkü sulu tarım alanları daha ekonomik bitkilere ayrılmakta, daha ekonomik tarla ürünlerine ayrılmakta. O yüzden genellikle kuru tarım alanlarında yetiştiriciliği yapılmakta. Ama makarnalık buğdayların yani sulu tarım alanlarında da yapıldığı görülmekte. Ama genelde kuru tarım alanlarında hem makarnalık hem ekmek buğday yetiştiriciliği genellikle kuru tarım alanlarında yapılmakta. Yani diğer alanlarda, sulu alanlarda yapıldığında belki çok fazla ekonomik olmadığı için çiftçi çok tercih etmemekte. Bunun yerine başka ürünler, daha ekonomik getirisi yüksek ürünler ekmektedir. Ama sulu tarım alanlarında da yapılan, ülkemizde yapılan
yerler var, yapılabilir. Tabii su demek verimin daha yüksek olması demek. Özellikle kurak bölgelerde tabii ki sulu alanlarda da yapılabilir. Çok teşekkür ederiz hocam. Hemen ikinci sorumuza hızlıca geçiş yapıyorum. Kocadan Ahmet Beyler, öncelikli olaraktan iyi yayınlar sunum için hocamıza çok teşekkür ediyorum yazdılar. Ve meslek kareye 400-600'den ziyade hocamız dönüme ideal ekim kilogram mı verebilir? Kilogram verebilir mi? Hatta. Evet. Kilogram olarak genelde bugüne kadar hani dekara işte 22 civarında falan tavsiye ediyorduk. Fakat son yıllarda yapılan çalışmalarda daha az tohumluk kullanımının daha yüksek verim alınmasına sebep olduğunu gördük. Yani yapılan çalışmaları da hem ülkemizde hem ülkesinde yapılan çalışmaları da takip ediyoruz. Mesleğimiz gereği karşısında olduğumuz için. Daha düşük tohumluk kullanımında daha yüksek verimlerin alındığını gördük. Yani 18-16'lara kadar düşünebilir. Yani benim çiftçilerimizden tavsiyem ekim yaparken şunu yapabilirler. Aynı arazi, herhangi bir çeşit ekecekler. Mesela arazinin belli kısmına biraz daha düşük tohumluk. Belli kısmına işte atıyorum 16 kilogram, yanında 18 kilogram, yanında 20 kilogram, onun yanında da 22 kilogram yaparlarsa yani kendileri de bunu denerlerse, yani görürlerse çok daha iyi olur. Çünkü her bölge için, her ekolojik koşullar için tabii ki kullanılan ekim normu da fark ediyor. Tohumluk miktarı da fark ediyor. Ama genel olarak düşündüğümüzde son yıllarda daha az tohumluğun daha yüksek verim verdiğini de görmekteyiz. O yüzden çiftçilerimize tavsiyem kendileri de bu şekilde bir deneme yaparlarsa sonuçta onların da görmesi gerekiyor bazı şeyler. Hani biz belki önerdiğimizde boş geliyor bazı şeyler. İşte bazen ikna edemiyoruz da bazı çiftçileri. Ama kendileri gördüğünde bence çok daha güzel olur. Yerinde deneme yapmış olurlar. Kendi tarlalarında deneme yapmış olurlar. Bu şekilde hem gübre dozlarını, hem ilaç dozlarını, hem de bu şekilde ekilecek tohumluk miktarını bence atıyorum büyük bir alanda ekim yapacaklar. Tek bir çeşit ekecekler. Bunu parçalara ayırıp farklı dozlarla ekim yapıp kendileri görürlerse çok daha güzel olur bence. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Ben hemen yine diğer bir sorumuza geçiyorum hızlıca. Yine Kocadağlı Ahmet Beyler'den geldi bir sorumuzda. Nişasta verimi yüksek, kök, boğaz, milyo, pas hastalığına ve yabani otlara dirençli verimi yüksek çeşitler önerilebilir mi? Çeşitli hangi bölge olduğunu bilsek. Rica edelim yazmalarını. Evet, hangi bölge için? Tamam, o zaman şöyle yapalım. Biraz daha bekleyelim. Yazı geldikten evet. Sonrasında tekrardan. Aynen. Hangi bölge olduğunu, İç Anadolu, Güney Anadolu bölgesinde çeşit önerisinde bulunabiliriz. Eğer ki hani bizim önereceğimiz çeşitte ola ki bulaşamayabilirler veya işte belki o çeşitte bulamayabilirler. Bulundukları civara yakın araştırma enstitüsünde çalışan arkadaşlara ulaşırlarsa veya mesela Diyarbakır'dalar, Diyarbakır'daki araştırma enstitüsünde çalışan arkadaşlara veya işte o bölgedeki bu işle uğraşan firmalara, tohumluk firmalarına ulaşırlarsa onlar da yönlendirebilirler. Tamam. Birkaç sorumuz daha var. Hatta birçok sorumuz daha var hocam. İdeal gübreleme programı ve zamanlama nasıl olmalı? Trakya iç kesim, toprak çeşidi kirli kumlu, toprak analizi azot az, fosfor ve potasyum yeterli, kireç normal, pH 6-7, organik madde 1.7. Aynı şekilde Trakya olduğunu da anlamış oluyoruz şu anda hocam. Biraz önceki sorumuzla bağlantılı diyebiliriz. Yani çok, evet, aynı kişiden mi geldi? Evet hocam, aynı kişi. Aynı kişiden geldi. Kocadağlı Ahmet Beyler yazdılar. Sen şunu yani, demek ki Trakya bölgesi için. Yani benim tavsiyem aslında ben tabii ki çeşit tavsiyesinde bulunabilirim. Ama Trakya tarımsal araştırmasındaki arkadaşlarla görüşürlerse orada da zaten ekmekli ve makarnalı buğday çalışan arkadaşlar var. Onların kendi çeşitleri de var. Eğer ki o makarnalı buğday için özellikle oradaki arkadaşlarla görüşürlerse bence çok daha net bilgi alabilirler. Çünkü o bölgede çalışma yapmadım ben, deneme kurmadım o bölgede. Hani şu an havada bir tavsiye yapmış olurum. Yani bu soru soran arkadaşa tavsiyem, Trakya'da tarımsal araştırmadaki
buğday çalışan arkadaşlara ulaşıp onlara sorarsa çok daha net bilgi alabilir. Çünkü ben orada direkt deneme kurmadım Trakya bölgesinde. Bizim çalıştığımız işte Güney Marmara bölgesiyle Trakya'nın iklimi ve diğer özellikleri biraz farklı. Yani bence ben tavsiye etmeyeyim. O arkadaşlar onlardan tavsiye alırsanız çok daha iyi olur. Nasıl uygun görürseniz hocam. Teşekkür ederiz. Mümtaz Erkun Özkaya Beyler, buğdayın un su yapıdan camsı yapıya dönüşmesi için ne yapmak gerekir? Su yapıdan camsı yapıya dönüşmesi için buradayım. İşte aşırı azotlu gübreleme dedik. Aşırı azotlu gübreleme artırıyor. Yani bunun faktörlerini saymıştık. Öncelikle tabii dönmeye yatkın çeşitler kullanmamak. Öncelikle uygun çeşit kullanmak. İşte bazı çeşitler hani dönmeye şey yapıyor. Yani çeşit özelliği diyelim. Hani o çeşitlerin özelliği de var dönme. O tür çeşitleri kullanmamak. Bir diğeri bizim zaten dönmeye sebep olan sorunumuz şeydi. Sarıoğlu'nun döneminin uzun olması. Yani nişasta döneminin, nişasta birikim döneminin uzun olması. Bu dönemi kısaltmak için ne yapabiliriz? Biraz daha kışlık ekinlerde daha uzun bir süre. Yani yazlık ekilebilir uygunsa eğer. Tabii verim de gözünün önüne alınmalı. Şimdi kışlık ekimle yazlık ekim arasında verim farkı da var. Yazlık ekim yapılabilir. Yani mümkün olduğunca bu süreyi kısa tutabiliriz. Tabii doğal yağışlar bu süreyi uzatıyor. Yani onu biz müdahale edemiyoruz tabii ki doğal yağışlara. Ama ekim zamanı da önemli. Mesela geç ekim belki biraz daha bu süreyi kısaltabilir. Geç ekimlerde belki daha camsı taneler elde edilebilir. Yani tavsiyeler bunlar ama işte yağışları maalesef biz o dönemdeki o Sarıoğlu'nun döneminin uzun sürmesi işte o dönemdeki yağışların fazlalığına da bağlı. Yani o yağışları engelleyemediğimiz için belki dolaylı yoldan işte biraz geç ekimler yaparak o süreyi kısaltabiliriz. Veya işte uygun dönmeye yatkın olmayan, dönme meyilli olmayan çeşitler kullanabiliriz. Şimdi bazı çeşitlerin hani doğasında var bu unsu yapıya geçme. Yani camsı yapıdan unsu yapıya geçiyor. O yüzden uygun tohum kullanımı ve özetle şunu söyleyeyim. Uygun tohum kullanımı ve işte bu Sarıoğlu döneminin tohum dönemindeki protein birikim aşamasından sonraki nişasta birikim aşaması dönemini mümkün olduğu kadar kısaltıcı uygulamalar bizim daha camsı tane almamıza yardımcı olabilir. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben hemen diğer bir sorumuza geçiyorum. Uğur Arslan Beyler sormuşlardı. Bu sene çoğu yerde kuraklık nedeniyle hiç verim alamamıştır. Bu kapsamda kuraklığa dayanıklı makarnalık buğday çeşidi var mıdır? Evet, şu an zaten Konya Bahri Dağdaşları Sanal Araştırma Enstitüsü aynı zamanda kurağa dayanıklılık test merkezi olarak da görevini yürütmekte. Şu an onların hani kurağa dayanıklı çeşit geliştirme çalışmaları var arkadaşlarım. Orada Konya'nın hangi bölge için soruyor yine arkadaş hani bilmiyorum hangi bölge. Yani soruları soranlar bölgelerini belirtirse en azından daha net cevaplar verebiliriz. Yani direkt kuraklıkla ilgili işte sadece biz bir çeşit geliştirirken aileten onu kurağa dayanıklılık açısından denemiyoruz. İşte böyle kurak giden yıllarda kurağa dayanıklı mı değil mi o şekilde bakabiliyoruz ancak. Ama işte oradaki arkadaşlar bizim ıslah materyallerimiz, Türkiye'deki ıslah materyallerini orada test edebilme imkanına sahip kontrollü şartlarda işte kurağa dayanıklılık bakımından. Yani bu tür çalışmalar da var tabii ki. Hem ekmeklik buğday hem makarnalık buğday hem de diğer tarla bitkileri ürünlerinde kurağa çeşit geliştirme çalışmaları da var. Eğer ki İç Anadolu bölgesi ise Konya'nın makarnalık buğday çeşitlerini veya Ankara bölgesinin makarnalık buğday çeşitlerini tavsiye edebiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Daha henüz Uğur Beyler bir yazı, ek yazı paylaşmadılar. Paylaştıklarında ben de bölge olaraktan sizlere Yani de şimdi aynen bölge belirtilmeyince biraz havada kalıyor soru. Hani hangi bölge için soruyor?
Mesela Güneydoğu O Anadolu. zaman katılımcılarımızdan bölge isimlerini Evet. mutlaka yazmalarını Yine rica ediyoruz. özellikle çok yoğun kuraklık oldu hem Güneydoğu Anadolu'da hem İç Anadolu bölgesinde. O yüzden zaten iki bölgede makarna ve buğdayın yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan bölgeler. Yani makarna ve buğday üretimi de bu sene bu yıla has biraz sekteye uğradı. Konya'da çoğu yerde tarlada çiftçi biçmedi bile ürünü. Biçilen yerlerden de 80-90 kilo verim alınan yerler oldu. Yani bu hani çok büyük bir rakam. İşte boyların kısa kalması farklı şeylere sebep oldu. İşte biçer döverle gidilip hasat edilemedi. Kuraklıktan dolayı boylar kısa kaldı. Yani bu sene ekstrem bir yıldı. İnşallah önümüzdeki yıllarda aynı sıkıntıyı yaşamayız. Bazı bölgelerde de tam aksine mesela Sakarya bölgesinde hani kuraklık yerine yoğun yağışlar vardı. Bu da hastalıkların fazla olmasına sebep oldu. İşte hasatımızı geciktirdi. Yani bu bölgelerde de yoğun yağışlardan dolayı sıkıntı yaşadık. Yine ürünlerin kalitesini bozdu. İşte embriyo kararması görüldü. Şunu da anlatmıştım. Yine buğdaylarda başakta çimlenme, hasat öncesi başakta çimlenmeler görüldü. Bu da kaliteyi direkt düşürdü. Yani tohumluk değerini, yemlik değerini düşürdü direkt. Yani bu tür sıkıntılar, hastalıklar arttı falan. Bu tür sıkıntılar oldu hasat döneminde aldığımız yağışlardan dolayı. Yani burada verim düşmedi belki ama kalite direkt etkiledi. Evet, hemen diğer bir sorumuza ben de hızlıca geçiyorum hocam. Maalesef. Evet, Kocadağ Mehmet Beyler şöyle bir yazı paylaştılar. Yabancı otlarla mücadelede toprak hazırlığının son aşamasında ekim öncesi kimyasal ilaçlamayı tavsiye ediyor musunuz? Tavsiyeniz nedir? Evet, çıkış öncesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu an bazı bölgelerde çıkış öncesi, bakın ekim yaptıktan sonra çıkış öncesi yapılan ilaçlamalarda, yabancı ot ilaç mücadelelerinde çok güzel sonuçlar alındı. Şu an çiftçi tarlalarında da başlandı bu tür mücadeleye. Yani biz ilaçlamamızı çıkış öncesinde ekimimizi yaptık. Ekimi yaptıktan sonra çıkış öncesinde yapılan ilaçlamalarda geçmiş yıllarda yapılan normal işte ileriki dönemlerdeki ilaçlamalara göre daha verimli, daha etkin olduğu görüldü. Hem çiftçilerden hem de bu tür işte araştırmalarda çalışan arkadaşlardan bu şekilde dönüşler geldi. Yani kesinlikle tavsiye ediyoruz çıkış öncesi. Ekim öncesi değil de çıkış öncesi. Yani ekimi yaptıktan sonra biz işte atıyorum buğdayımızı ektikten sonra çıkış öncesinde yapılan yabancı ot ilaçlaması gerçekten çok faydalı, çok etkin bir sonuç vermekte. Bir kez daha da vurgulamış olduk. Çıkış öncesi diyelim. Tam katılımcılarımızın, üreticilerimizin bu konuya daha dikkat etmesini o zaman bize tekrar rica ediyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi. Ben hemen diğer bir sorumuza tekrardan geçiyorum. Mümtaz Serkan Özkaya Beyler, kara kılçık buğdayı makarnalık buğdayı olarak mı değerlendiriliyor? En çok ekilen makarnalık çeşitler hangileridir? En çok ekilen makarnalık çeşitleri az önce sunumda verdim. İller bazında vermiştim en çok ekilen makarnalık çeşitleri. Kara kılçık buğdayı yani benim bildiğim kara kılçık sayılar makarnalık. Yani benim şimdi şey var piyasada bir sürü şey var kara kılçık adı altında farklı genotipler var. Eğer ki benim bildiğim kara kılçıksa makarnalı. Zaten kara kılçık denmesinin sebebi de bu makarnalıklarda özellikle çok görünmekte kılçıkların esmer olması, siyah olması. Ama çok fazla kara kılçık var farklı formlarda. Ama benim bildiğim makarnalık kara kılçık yani oysa eğer makarnalık. Hemen yine diğer bir sorumuza geçiyorum tekrardan. Kocadağlı Ahmet Beyler, öncelikle kök gelişimin sağlam ve kardeşlenmenin iyi olması için ekimden bir ay sonra amonyum sülfat şeker gübre faydası ile ilgili çalışma var mı? Tavsiyeniz nedir? Evet, ben agronomi çalışmıyorum, ıslahçıyım. Aslında hani çalışmamız gerekiyor bunları da. Gübre dozları, gübre zamanları, verimi ve işte diğer faktörleri nasıl arttırabiliriz? Mesela kaliteyi nasıl arttırabiliriz azot dozuyla? Yani
Vardır mutlaka yapan arkadaşların, agronomi çalışan arkadaşların, işte gübre dozu çalışan arkadaşların yaptı. Ama ben ıslahçı olduğum için, buz için ona çok fazla vaktimiz olmuyor. İşte şu dozu deneyelim, şu gübreyi deneyelim, şu zamanda deneyelim. Çünkü ona vaktimiz yok. Islah hani büyük emek gerektiren işler. Yani binlerce ıslah parsellerimiz var ve bu her parseli biz ayrı ayrı değerlendirip yeni çeşitler geliştirmeye çalışıyoruz. Yani çok ıslah olayına girmedim, işte iş yükü çok fazla. Belki hani ıslah bölümlerinde çalışan veya işte ıslahın yapıldığı kuruluşlara gidip gören arkadaşlar bilirler. Gerçekten yoğun emek, yoğun iş gücü var. O yüzden yani gübre dozu falan hani o tür denemeler yapamıyorum. Agronomi çalışamıyorum. Keşke çalışabilsek. Yani mutlaka faydası vardır. Mutlaka o dönemde yapılan ilaçlamanın, şey, gübrelemenin faydası vardır. Ama dediğim gibi hani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Bu bizim enstitülerimizde, araştırma enstitülerimizde, Eskişehir olsun, Ankara olsun, buralarda agronomi çalışan arkadaşlar, işte gübre dozu, ilaç dozu çalışan arkadaşlarla görüşürlerse, onların çalışmalarını bakıp veya işte yaptıkları çalışmaların sonuçlarını onlarla görüşüp öğrenebilirlerse veya onlara sorarlarsa daha net bilgi alırlar. Yani ben ıslahçı olduğum için çok fazla agronomi yani denemem yok, denemedim açıkçası. Teşekkür ederiz hocam. Tekrardan ben hemen yine diğer bir sorumuza hızlıca geçiyorum. Kuru şartlarda münavebeye ayçiçek bitkisi ekilişini nasıl değerlendirirsiniz? Uğur Arslan Beyler sordular. Kuru şartlarda münavebeye ayçiçek bitkisi. Evet, evet. Yani yapılabilir tabii ki de. Şimdi ben münavebeden de bahsettim. Aslında koymuştum onu, çıkarttım sunumdan. Dediğim gibi çok uzamasın, çok sıkmayayım arkadaşlar diye. Buğdayda münavebe gerekiyor. Kesinlikle gerekiyor. İşte sorgumla münavebe yapılabilir. Veya işte baklagillerle, mercimek. Tamam, ekimi daha uygun mu? Şöyle bir yazı daha var. Kocadağlı evet. Ahmet Beyler yazdılar. Münavebede kuraklığa bağlı ayçiçek mi? Yoksa öncelikle kış tağışlarından faydalanmak için kanola ekimi mi? Hangi bölge? Hocam siz de ben de aynı durumdayım. Hemen bir saniye, hemen bölge Edirne büyük ihtimalle Edirne diye düşünüyorum. Emin değilim ama Trakya olabilir, ayçiçeği olduğuna göre Trakya olabilir. Yazdıklarında en son Kocadağlı Ahmet Bey bölge Edirne Havza diyerekten bir ekleme yapmış ama tamam, evet. Yani muhtemelen Trakya bölgesidir ayçiçeği olduğu için. Yani ayçiçeği uygundur münavebe için. O bölge için de uygundur bence. Ama kanola da şimdi bilmiyorum, kanola ekilişi var mı o bölgede veya ekili var mı tam bilmiyorum. Yani denenebilir. İkisi de denenebilir. Hangisi daha yüksek sonuç verir bilemiyorum. Yani genelde hani bizim bugüne kadar uyguladığımız ya mercimektir münavebe olarak, ya işte nohut, mercimek veya işte mısır, bu şekilde münavebeye sokuyoruz veya sorgun olabilir. Ama denenebilir. Kanalda denenebilir. Tamam, ben bir diğer sorumuz o zaman hızlıca yine geçiş yapıyorum hocam. Serkan, Mümtaz Serkan Özkaya Beyler sormuşlardı. Süne ve kımıl zararlısı için biyolojik mücadelede amaçlı, biyolojik mücadele amaçlı üretilen predatör böcek üreten bir kurum var mıdır diye bir soru var. Hocam çok fazla soru var. Hızlı hızlı cevap verelim mi? Yani açıkçası bilmiyorum. Ben bitki koruma alanında çalışmadığım için. Onu zirai mücadele araştırma enstitülerimiz var. Onlarla görüşüp onlardan öğrenebilirler. Hani kültürel mücadele kısmını biliyoruz ama biyolojik mücadele var mı onu açıkçası bilmiyorum. Araştırmadım. Tamam. Kayseri bölgesi için uygun makarnalık buğday çeşitleri nelerdir diye bir sorumuz var. Yani o bölge için dediğin gibi az önce yine paylaşmıştım şeyi. Kayseri'de yoğun olarak iklen. İşte Kızıltan çeşitli 252 muhtemelen oralara gidebilir. Çünkü
Hani o bölgede yoğunluk olarak ekilen çeşitler. Kızıltan çeşitli, 152 çeşitli bunlar tavsiye edilebilir. Tamam. Yani denesinler, farklı çeşitleri denesinler. Farklı sonuçlar alırlar muhtemelen. Hangisi yüksek verim ve kalite verirse o çeşitli. Yani her yıl aynı çeşit ekmektense farklı çeşitleri deneyebilirler. Tamam. Teşekkür ederiz hocam. Makarnalık buğday çeşitleri genel olarak gluten oranı daha düşük olan çeşitlerdendir denilebilir mi? Bir daha alabilir miyim? Ses kesik kesik geliyor da çok anlaşılmıyor. Pardon hocam, hemen tekrar ediyorum. Makarnalık buğday çeşitleri genel olarak gluten oranı daha düşük olan çeşitlerdir diye denilebilir mi diye soruyor katılımcımız. Yani denilebilir ama gluten oranı şimdi şöyle çölyak hastalığından hani bahsedeyim. Aslında onu da koymuştum. Slide'ı çıkarttım geri. Gluten oranının düşük olması veya yüksek olması aslında bu çölyak hastaları için çok da önemli değil. Tamamen olmaması gerekiyor. Tamamen olmaması gerekiyor ki çölyak hastaları etkilenmesin. O yüzden hani biraz düşük olmuş, gluten oranı biraz yüksek olmuş elbette diyebiliriz. Yani makarnalı buğdaylarda belki biraz daha düşük diyebiliriz ama yani dediğin gibi eğer ki çölyak hastalığı için soruyorsa bu soruyu yani çok eser miktarlarda da olsa o hastalar bu şeyden etkileniyor, glutenden etkileniyor yani. Teşekkür ederiz. Mümtaz Serkan Özkaya Beyler, kara kılçık gibi 14 kromozomlu kitlesel üretimi yapılan arkaik buğday çeşitleri var mıdır? Bilgi verebilir misiniz? Siyez buğdayı falan var. Son yıllarda hani bayağı bir gündemde. Siyez, kavulca, bu tür buğdaylar örnek verilebilir. Ama şimdi kara kılçık, az önce de kara kılçık muhabbeti geçti ya. Yani ben çok farklı formlarda kara kılçık görüyorum. Şimdi şöyle, bu yerel çeşitlerde şöyle bir şey var. Bir bölgede çiftçi aynı herhangi bir adı vermiş işte. Atıyorum kara kılçık demiş. Ama farklı bölgede farklı bir türe de kara kılçık denilebiliyor. O yüzden az önceki hem bu soruya hem de az önceki o kara kılçıkla ilgili soru soran arkadaşa cevaben kara kılçığın çok fazla formları var benim gördüğüm. Yani ama makarnalı buğday olarak kara kılçık var. Tamam. Kara Teşekkür ederim. kılçığın siyez, bu çatal siyez, kavunca bu tür buğdaylar şu an Tarım Bitkileri Merkezi Araştırma Enstitüsü tarafından tescil de edilen çeşitlerimiz var. Yani çeşit olarak da siyez ve bu kavalca buğdaylarının artık çeşit olarak da şeyleri var, çeşitleri var yani. Son yıllarda tescil edildi. Teşekkür ederiz hocam. Ben hemen yine diğer bir sorumuza geçiyorum hızlıca. Ekmeklik buğday çeşitleri ile makarnalık buğday çeşitlerinin gübreleme programlarında farklılıklar var mıdır? Aynı tarla bazında değerlendirebilir misiniz? Aynı, evet. Yani farklılıklar şuna göre farklı olabilir. Burada sululama ekiyoruz. Kurda ve suluda tabii ki gübreleme programları farklı olur. Onun haricinde yani her ikisine de aynı formlarda verebiliriz. Tabii ki toprak analizine göre. Bakın toprak analizinin yapılması gerekiyor. Bir de suluda kurda mı yetiştiriliyor? Yani sulu şartlarda mı, kuru şartlarda mı? Ona göre değişir. Bir de toprak analizine göre değişir. Ama o yörede işte kuru şartlarda yetiştiriliyorsa, kuru şartlarda buğdaya uygulanan gübreleme normu normal ekmeklikte de makarnalıkta da yani uygulanabilir. Ama dediğim gibi toprak analizi yapıldıktan sonra. Teşekkür ederiz hocam. Hemen yine diğer bir sorumuza geçiyorum ben. Kocadağlı Ahmet Beyler yazmışlardı. Biraz önce hatta Edirne diye bu yazıdan bahsediyordum. Evet. Bölge Edirne Hafsa. Dekara denemelerimizde 23-25 kilogramdan daha az doğumda verim düşmekte, kardeşlenme az olmakta, çıkışta da kayıplar yaşandığı için diye bir yazı yazmış. Evet. Evet. Yani bu verim düşüklüğünün bence sebebi şey değil, tohumun az kullanılması değil, farklı sebeptir. Ya tohumların çimlenme gücü düşüktür. Ya kuş zararı oluyor olabilir veya tarladaki işte tarla faresi zararı yine aynı şekilde tohumları yiyip hani kuş zararı gibi ondan kaynaklanıyor olabilir. Ama zannetmiyorum ki ben düşük tohumu kullandığı için işte verimin düşük olduğu ya da
kardeşlenme kapasitesi belki çok düşük doğup çeşitler kullanıyor olabilirler. Kardeşlenmesi çok düşük çeşitler. Belki ondan da kaynaklanıyor olabilir yani. Ama ya yapılan çalışmalarda hep özellikle son yıllarda makarnalık budaylarda yapılan çalışmalarda yani çok fazla tohumluktan ziyade daha az tohumluk kullanımının verimi daha olumlu sonuçlara götürdüğü görülmekte. Teşekkürler tekrar hocam. Şunu da söyleyeyim. Çok sık hekimlerde az önce hep bahsettik işte yatmadan bahsettik, farklı sebeplerden bahsettik. Yani çok sık hekimlerde hekimlerin ne gibi sonuçlar verdiğini gördük. Yani seyrek hekimlerde verimin daha yüksek olması zaten mantıken de daha uygun, daha doğru yani. Teşekkür ederiz hocam. Evet, ben hemen diğer bir sorumuza tekrardan geçiş yapıyorum. Halil Çelik Bey'den geldi. Sayın hocam, Malatya'da 1700-1800 rakımlarda önereceğiniz makarnalık buğday türleri neler olabilir? Malatya'da 1700-1800 rakımları. 1700-1800 rakımlar. Yani muhtemelen oraya İç Anadolu bölgesinin çeşitleri uyabilir. Çünkü makarna buğday soğuğa dayanıklılığı biraz daha zayıf olan ekmekli buğdaylara göre daha zayıf olan bir tür. Yani muhtemelen şimdi Diyarbakır'ın çeşitlerini önereceğim. Çünkü Diyarbakır tarımsal araştırmada çalışırken ben bizim sorumluluk alan illerimizden, sorumluluk alanımıza giren illerden biri de Malatya'ydı. Ama Malatya'nın o yüksek rakımlı yerlerine yani oradaki makarnalık buğdayları bilmiyorum. Yani yazlık çeşit onlar ve soğuktan zarar görebilir oralarda ki rakım yüksek. Hani soğuk da olacaktır muhtemelen. O yüzden İç Anadolu'nun çeşitlerini tavsiye edebilirim belki. İç Anadolu bölgesinin yani Ankara'nın belki Konya'nın da olabilir ama Ankara'nın çeşitleri uygun olabilir. İşte çeşit 1252 olabilir mesela. Ben yanlış hatırlamıyorsam o bölgelerde zaten ekliyordu çeşit 1252. O Elazığ Malatya tarafında çeşit 1252'nin ekildiğini duymuştum. Evet. Yine bir diğer iki tane teşekkür yazısı geldi şu anda hocam. Birisi Kocadağlı Ahmet Beyler'den, diğeri Mümtaz Serkan Ben de Özkaya'dan. teşekkür ediyorum ilgilerinden dolayı. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Kocadağlı Ahmet Beyler şöyle bir yazı yazdı. Hocamıza güzel ve faydalı sunumu için, ayrıca sorularımıza sabırla cevaplar verdiği için çok teşekkür ediyorum yazdı. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz hocam. Yine Mümtaz Beyler de, Mümtaz Serkan Özkaya Bey de sunum ve cevaplar için hocamıza tarımsal üretime verdikleri eğitim katkılarından dolayı Antalya Tarım Orman Müdürlüğü çalışanlarına teşekkürler yazdı. Biz de tekrardan aynı şekilde sonsuz teşekkürler diyoruz. Katılımcılarımız bizleri yalnız bırakmadılar. Çok güzel sorular geldi. Tekrardan hem sorular için hem varlıkları için her şey için çok teşekkür Evet, ediyoruz. ben açıkçası bu kadar güzel sorular beklemiyordum. Gerçekten çok iyi dinlemiş arkadaşlar. Çok ilgilerinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlara. Tabii burada online aslında hiç sevmiyorum ben. Yani yüz yüze olup yüz yüze gibi olmuyor hiçbir şey. Bazen meramını anlatamıyorsun işte. Yani olmuyor. Ama Bugün çok oldurduk sanırım hocam. evet çok zevkli bir sunum oldu. Ben işte bütün katılımcılara şunu da söyleyeyim. Sakarya'da Mısır Araştırma Enstitüsü'nde çalışıyorum. Yerimiz otogarın hemen dibi. Buradan geçtiklerinde her zaman çayımızı içmeye bekleriz. Bu tür muhabbetleri yüz yüze yapmak isteriz yani arkadaşlarla. Yani bu tür soru cevap işlerini yerinde görmek isterlerse her zaman bekleriz buraya. Çayımızı içmeye bekleriz. Burada bizim ıslak parsellerini, işte denemelerimizi göstermek isteriz arkadaşlara. Yani yüz yüze daha iyi iletişim kurabileceğimizi zannediyorum. Bu şekilde biraz kopuk oluyor işte bazı şeyleri anlayamıyorsun veya tam cevap veremiyorsun bazı şeylere. Yani bekleriz buraya da gelsinler arkadaşlarla yüz yüze de görüşelim. Davetleriniz için teşekkür ederiz hocam. Üreticilerimiz, katılımcılarımız eminim ki sizin kapınızı bu konuda çok çalacaklardır. Bilgiler için, Her verdiğiniz zaman bekleriz. değerli bilgiler için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bu şekilde online eğitimler tabii biraz daha farklı oluyor yüz yüze eğitimlerden ziyade. Biraz değişik gelebiliyor ama elimizden geldiği kadar
bu ortamlarda da tüm katılımcılarımızla da buluşmaya devam etmeye çalışacağız. Hem sahada hem burada, her zaman her yerde aslında üreticilerimizin yanındayız diyerekten de eklemiş olalım. Ve yine Selcan Öztürk Hanımlar teşekkürler yazdı. Halil Çelik Beyler emeğinize sağlık olsun. Hocam, Çağla Hanım'a ve ekip arkadaşlarına da şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde ben de ve tüm ekip arkadaşlarımızla şükranlarımızı iletiyoruz. Uğur Arslan Beyler teşekkürler hocam diyerekten buketlerce çiçekler gönderdiler. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ben yine toparlamak mahiyetinde size son 3 soru yönlendirmeyi düşünüyorum diyelim. Birincisi hocam, yetiştiriciliği yapanlara ve daha önce bu yetiştiriciliği yapmayıp ilk defa yapacak olan katılımcılarımıza mutlaka yapmaları gerektiğini düşündüğünüz önerileriniz, tavsiyeleriniz nelerdir hocam? Tabii ki. Yani sadece makarnalıklı beyazı adına değil, ben bütün buğday üreticiliği yapacak, buğday üretimi yapacak bütün arkadaşlarımıza birkaç tavsiyede bulunayım. Öncelikle uygun bir çeşit kullanın. Verimi düşük çeşitleri bırakalım artık. Yani gerçekten hani ülke olarak şu pandemi döneminde özellikle bunun kıymetini daha iyi anladık. Hani besin açığımızı gidermemiz gerekiyor bir türlü. Yani şimdi son yıllarda siyez buğdayı elbette tabii ki çok değerli bir ürünümüz ama verim düşük. Yani biz her tarafa siyez buğdayı doldurursak hem maliyet yüksek hem de verimi düşük. Yani biz karnımızı doyuramayız, aç kalırız. O yüzden uygun çeşit kullansınlar. Verimi yüksek ve kalitesi iyi olan bu işte çeşitli kuruluşlar tarafından geliştirilmiş çeşitleri en yakın işte araştırma enstitüsü olur, firmalar olur. Buralardan tavsiye edinerek bu çeşitleri temin edebilirler. Yani biraz hani tabii ki ata tohumu önemli, yerel tohumu elbette önemli ama bazen de kabuğumuzu kırmamız gerekiyor. Verimi yüksek, kalitesi iyi çeşitlere yönelirlerse yani dekardan işte 300-350 almak yerine niye ben 700-750-800 almayayım? Yani bunun temel şartı da uygun çeşit kullanmak. Bir diğeri toprak analizi kesinlikle yapılması gerekiyor. Yani siz toprağa her yıl aynı ürünü ektiğinizde veya işte 2 yılda bir tamam münavebe yapsanız bile yani o topraktan elbette ki bir şeyler eksiliyor veya bir şeyler fazlalaşıyor toprakta. Kesinlikle toprak analizi yani yaptırabiliyorsanız, imkanınız varsa mutlaka yaptırın ve buna göre zaten size toprak analizi yaptıklarında oradaki uzman arkadaşlar size öneride de bulunuyor. İşte gübreleme takvimi de veriyor size. Şu dozda şu gübre altın için yapın diye. Yani kesinlikle bu tavsiyeleri uysunlar. İkinci olarak bir diğeri hani daha teknik yöntemlerle ne bileyim işte biraz daha artık eski usul yöntemleri, kara düzenleri bırakıp daha bilinçli çiftçilik yapsınlar diyorum. Yani bu şartları sağlarlarsa bence çok daha iyi ürün elde ederler. Çok daha verim, yüksek verim ve kalitesi iyi çeşit ürünler elde edebilirler. Evet. Tekrar teşekkür ederiz bu sorumuza vermiş olduğunuz. Bir şey daha söyleyeyim. Hani iklime müdahale edemiyoruz. Yani kesinlikle bu işte küresel ısınma diyoruz. İşte bazı yerler ısınıyor, bazı yerler soğuyor. İklimler değişiyor, mevsimler kayıyor. Ya yağışlar mesela bir ay sonraya kayıyor. Ne oluyor? Hasat mevsimi bir ay gecikiyor. İşte bunların önüne geçmek için demek istediğimiz uygun çeşitler kullansınlar. Hani niye uygun çeşit kullanıyoruz? Tamam, hem verim yüksek hem de yani verim yüksekliğinden ziyade bu tür iklim faktörlerinden, bu olumsuz iklim faktörlerinden, işte küresel ısınmanın etkilerinden, yüksek sıcaklıkların etkilerinden de kaçan çeşitler zaten son yıllarda geliştirilen çeşitler. Hani son yılların iklimine adapte olabilmiş çeşitler. O yüzden uygun çeşit kullanımı mutlaka yani göz ardı edilmesin. Evet, ben yine size bir soru daha, daha son 2 soru daha sormak istiyorum hocam. Diğer sorumuz, 2. sorumuz da yine ihtiyaç duyulan materyaller doğrultusunda hocam. Bu iş için ihtiyaç duyulan materyaller yetiştiriciliği için nelerdir? Nasıl temin edilir? Bunlar hakkında da kısa kısa yine materyal derken çeşit olarak mı? Evet, hem çeşit olarak, genel olaraktan baktığımızda, genel çerçeveden yine. Yani buğday çeşit olarak
Biraz çiftçilerimiz araştırsın. Mesela etraflarında bakıyorum nerede Ankara'da veya Kırıkkale'de yetiştirilik yapacak arkadaş. Makarnalık buğday üretecek veya ekmeklik buğday veya farklı bir şey. O bölgedeki uzman arkadaşlarımız var. Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma. İşte Eskişehir'de Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma. Veya işte Tekirdağ'da üretim yapacak. İşte Trakya Tarımsal Araştırma'daki arkadaşlarla kesinlikle irtibata geçsinler. Yine aynı şekilde Marmara Bölgesi'ndeki üretim yapacak arkadaşlar. İşte Balıkesir, Bursa, İzmit bu civarlarda üretim yapacak arkadaşlar bizlerle irtibata geçsin. Biz onlara çeşit tavsiye edelim. Çünkü biz bir çeşit tescil ederken son 2 yılımızı bölge verim denemesine ayırıyoruz. Bölge verim denemelerinde hem bulunduğumuz konumda enstitümüz hangi yerdeyse orada hem de birkaç farklı lokasyonda daha deniyoruz. Ona göre biz karar verip tescile sunuyoruz çeşitimizi. Yani biz mesela Sakarya'da çeşit tescil ederken sadece Sakarya'ya tavsiye etmiyoruz bunu. İşte birkaç farklı lokasyonda daha deniyoruz eş zamanlı olarak. İşte Balıkesir'e gidiyoruz, Bandırma taraflarında kuruyoruz denemeler. İşte gidiyoruz Karacabey taraflarında kuruyoruz. O yüzden tüm bölgeye hitap eden çeşitler geliştirmeye çalışıyoruz. Yani bizlere, uzman kişilere sorarlarsa çeşit geliştiren, onlar zaten yönlendirir sizleri. Teşekkür o yüzden ederim. Materyal teminini bu şekilde yapabilirsiniz. Size en yakın araştırma kuruluşlarından veya işte yetkin tohumluk firmalarından bilgi alabilirsiniz. Kullanacağınız çeşitle ilgili. Dediğim gibi yöreye göre, bölgeye göre yani ekim yapacağınız köye göre bile değişiyor sizin materyaliniz. O yüzden en doğru cevap sizlere o bölgedeki denemeler kuran ve o bölgeye uygun çeşitler geliştiren arkadaşlar yapar. Çok teşekkür ederiz ve son olarak da geleceğini nasıl görüyorsunuz hocam? Yani yetiştiriciliğimizin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yetiştiriciliğimizin geleceği ben anlamında soruyorsunuz. Yani tabii ki yıldan yıla biraz azalma olmuş buğday alanlarında. Ama alanlardaki azalmanın olması demek tabii ki buğday yerine başka bitkilere daha ekonomik olan bitkilere yer veriyor. Çiftçilerimiz tabii ki onlar da veya işte farklı nedenlerden dolayı buğday ekimini bırakıyor. Ama bu demek değil ki ekim alanının daralması hani üretim miktarının artması anlamına gelmiyor. Sunularda gösterdim işte Orta Anadolu'da ekim alanları daha genişken makarnalık buğdayın ama üretim olarak baktığımızda Güneydoğu ilk sırayı alıyor. Bunun sebebi de işte verim. Biz üretim miktarını artırmaya çalışmamız gerekiyor. Ekim alanlarını artırmaktan ziyade birim alandan elde edilecek üretim miktarını artırmamız gerekiyor. Bunun için de verimi artırmamız gerekiyor. Yani verimi artırmak için de dediğim gibi işte az önce saydım önerilerde bulunduğu çiftçilere. Bunların kesinlikle yerine getirilmesi gerekiyor. İşte uygun tohumluk, toprak analizi vesaire. Kesinlikle çiftçilerimizin bunlara uyması gerekiyor. Ülke adına, yani insanlarımız adına, insanlık adına, beslenme adına kesinlikle bunları yapmaları gerekiyor. Yani boşa kürek sallamayalım. Madem bu işi yapıyoruz, hakkını vererek yapalım. Yani geleceğimizde şu var. Tabii ki buğdaya olan ihtiyaç hiçbir zaman bitmeyecek. Günden güne belki katlanarak da artacak. Belki ekmek olarak tüketilmeyecek ama makarna olarak, hatta son yıllarda öyle bir yazı okuyacak. Makarna üretimi daha fazla artmış. Ekmek üretimi azalmasına rağmen makarna üretimi artmış. Yani hiçbir zaman ne ekmeklik buğday, ne makarnalık buğday, ne işte bisküvilik buğdaylar şey yapmaz. İhtiyaç azalmaz bunlara. Aksine günden güne de artar. Yani yeni çeşitlerle de bu buğday üretimi zaten gereken yerini de alacaktır. Yeni işte yüksek verimli ve kalitesi iyi olan çeşitlerle. Çünkü her geçen gün yeni bir çeşit çıkıyor. Güzel de oluyor aslında. Hani eski çeşitlerin bazı özellikleri kırılıyor artık. Hastalıklara dayanamıyor veya işte kalite özellikleri düşüyor veya verimi düşük kalıyor. Yani sen dediğin gibi 400 yani 900 kilogram almak varken dekardan niye 400-450 alasın ki? O yüzden yani geleceği parlak tahıllar ama dediğim gibi çiftçiler tavsiyeye uyarsa. Yani bu ülkeyi kalkındırmak hepimizin elinde ama
bilinçli yapılırsa bazı şeyler hem onlar yaptıkları şeyden verim alır hem de ülke adına güzel şeyler yapmış olurlar. Çok doğru. Çok teşekkür ederiz hocam tekrardan her şey için. Ve yavaş yavaş artık sizinle daha önce görüşmüş olduğumuz gibi bir testimiz vardı. Başlatabiliriz. Ben testimizin linkini hemen YouTube chat üzerinden de paylaşacağım. 5 dakikalık bir sessizlik olacak sizler için. Konsantrasyonunuzu etkilememek adına yapacağımız bir uygulama diyebiliriz. Ardından da yine hep beraber burada değerlendirmelerini gerçekleştireceğiz. Şimdiden tüm katılımcılarımıza başarılar diliyoruz. Sorular çok da zor olmayacak. O yüzden onu da belirtmiş olalım tekrardan. Hemen ben şimdi grubumuzu başlatıyorum. Son kaç saniye kaldı diyebiliriz. Tamam. Ve şimdi başlıyor. Tekrardan başarılar dileriz.
Evet, testimizin sonuna geldik. Son soru %100 aldı öncelikle. Ve hemen birincimizin ismini sesli bir şekilde okuyorum. Leyla Nila. 5 soru 52.6 saniye olarak gözüküyor. Tebrik ediyoruz. Aynı zamanda Uğur Arslan Beyler 4 soru 50 saniye, 50.7 saniye. Kocadağlı Ahmet Beyler 4 soru 53.1 Hipokrat hesabı 4 soru 1 dakika 28 ve Mümtaz Serkan Özkaya Beyler 4 soru 1 dakika 32 saniyede testimizi sonlandırdılar. Evet, tüm katılımcılarımızı tebrik ediyoruz. Şimdi hep beraber hızlıca bir değerlendirelim, sorularımıza bakalım. Birinci soru, hangisi makarnalık buğdaylarda görülen hastalıklardan biri değildir diye sormuştuk. Antraknoz hastalığı olacaktı. %67 oranıyla doğru bilindi bu sorumuz. Diğer cevaplarda sarı pas hiç oylama bile almamış hocam gördüğünüz gibi. Evet. İkinci sorumuza geçiyorum. Antraknoz genelde yemeklik tane bakmalarda görülen bir hastalık. Onun da bir notunu vereyim. Makarnalık, yemeklerde dediniz değil mi? Yanlış duymadım. Evet. Antraknoz genelde yemeklik tane baklagiller, yani kuru fasulye, nohut gibi tane baklagillerde görülen bir hastalık antraknoz. Diğer üçü buğdaylarda görülen hastalık. Katılımcılarımız da %22 külleme demişler, %11 septoria yaprak lekesi diye demişler. Ama biraz önce de belirttiğimiz gibi %0 oranıyla sarı pas işaretlenmemiş bile. Hemen evet. Yine diğer bir sorumuza geçiyorum, ikinci sorumuza geçiyorum. Makarnalık buğday yetiştiriciliğinde görülen yatma sorunuyla aşağıdakilerden hangisi doğrudan ilişkili değildir diye sormuştuk. %67 oranıyla yüksek protein oranı olacaktı. Sık ekim, aşırı yağış, uzun bitki boyu hep %11. Aynı oranlarda yine işaretlenmiş gözüküyor burada. Üçüncü sorumuza geçeceğim. Makarnalık buğday yetiştiriciliğinde süt olum döneminin uzun sürmesi tanede dönme oranını arttırır diye söylemiştik. Doğru yanlış sorusuydu bu. Ve yanlış cevabı doğruydu. %14 oranıyla yanlış denildi. %86 doğru dedi. Burada sanırım biraz yanlışlıkları. Evet, süt olun. Ben biraz şaşırtmak için sarı olun değil de süt olun yazdım. Ona dikkat etmedi herhalde arkadaşlar. Yani sarı olun dönemi deseydim doğru olacaktı. %14'ü bilen arkadaşlarımız. Çünkü tekrar edelim onu. Süt olum döneminde protein oranı birikiyor. Protein birikimi aşaması süt olum dönemi. Bu dönemin uzun sürmesi aksine dönme oranını azaltır. Ama sarı olum dönemi yazsaydım buraya, sarı olum döneminin uzun sürmesi dönme oranını artırıyor. O yüzden herhalde süt ve sarı olumu tam şey yapamadılar. Aslında. Yani yanlış olacak sorunun cevabı. Aynen. Hemen diğer bir sorumuza geçiyorum. Dördüncü sorumuz. Makarnalık buğday taneleri ekmeklik buğdaylara oranla daha camsı ve sert yapıya sahiptir demiştik. Bu sorumuzun da doğru yanıtı doğru olacaktı. %87 oranıyla doğru bilindi. %13 bu sefer tam tersi bir nevi. Beşinci soru, son soru ise %100 oranıyla zaten doğru bilindi. Makarnalık buğday genellikle bulgur, arpa şehriye, kuskus, makarna ve benzeri ürünlerin üretiminde kullanılır diye söylemiştik. Yanlış kesinlikle zaten işaretlenmedi. Bu bonus soru olaraktan geçebiliriz. Evet. Sınavlarda geçmemize yardımcı olun. O bir soru buradaki soru olsun. Evet, çok teşekkür ederiz hem katılımcılarımıza hem de size hocam. Yani çok keyifli geçti, bilgi dolu geçti her şeyden önce. Testimiz de güzel geçti. Bir şeyler söylemek ister misiniz test hakkında son olarak? Ben arkadaşlara çok teşekkür ederim. Gerçekten bu kadar bilgi beklemiyordum ben. Hani günün tam böyle ortası diyeyim, saat 2'de başlıyor program. Herkesin iş yoğunluğu var. Ama çok ilgililerdi. Ben çok teşekkür ediyorum herkese. Eğer çiftçi olan arkadaşlar varsa aralarında ürünlerinde bereket diliyorum. Aralarında öğrenci olan arkadaşlar varsa bunlara başarılar diliyorum derslerinde. İleride meslektaşlarımız olacaklar. Belki aynı durumlarda görev yapacağız bu arkadaşlarla. İnşallah. Çiftçilerimize aynı şekilde işlerinde kolaylıklar diliyorum. Evet. Yani herkese sağlıklı günler dilerim.
Dediğim gibi yine sormak istediklerinde yani bize ulaşabilirler, her türlü ulaşabilirler. Telefonla, işte mail yoluyla her türlü ulaşabilirler. Her daim buradayız, onların hizmetindeyiz. Çok Ben teşekkür çok ederiz. teşekkür ediyorum herkese. Biz de çok teşekkür ederiz. Ben hemen sunum dosyamızı tekrardan ekrandan alıyorum. Evet, tekrar teşekkürler geldiği için teşekkürlerimizi bir kez daha söylemiş olalım. Ve aynı zamanda bizim yine hız kesmeden devam eden programlarımız var. Bu programlar hakkında da sizlerle beraberken yine afişlerini göstermek, yansıya vermek istiyoruz. Şimdi geliyor sanırım diye düşünüyorum. Evet, yarın yok gelmedi sanırım. Evet, bir kez daha basalım. Şimdi gelmiş oldu. Yarın Profesöründen Öğrenelim programımızda 21'de akşam saat 21'de yağmur suyu hasadı ve gri su teknolojileri konusunu işleyeceğiz. Profesör Doktor Yusuf Demir hocamız bizimle beraber olacak. Kendileri yine çok değerli hocalarımızdandır. Tekrar belirtiyorum, 31 Temmuz yarın akşam saat 9'da Tarım Online YouTube kanalımızda bu değerli programımıza siz de katılabilirsiniz. Diğer bir bölümü hemen ertesi gün, yani pazar günü olacak, Ağustos 1'de. Tasarruflu tarımsal sulama teknikleri konusu bu sefer işlenecek. Yine hocamız Profesör Doktor Yusuf Demir bizimle beraber olacak. Saatimizi not almayı unutmayalım. Akşam saat 9'da programımız başlamış olacak. Ve uzmanlarla baş başanın diğer bir bölümü haftaya gerçekleştirilecek. 2 Ağustos'ta pazartesi günü kuru fasulye çeşitleri ve yetiştiriciliği konusunu işleyeceğiz. Yine Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Doktor Erkan Bayram hocamız bizimle beraber olacak. Saat 14'te, yani öğleden sonra saat 2'de Tarım Online YouTube kanalımızda tekrardan görüşmek üzere diyorum ben. Ve evet hocam, bugün çok güzel geçti. Ben tekrardan sonsuz teşekkür ediyorum sizlere. Ben de Gerçekten çok teşekkür sabırla ederim. cevap Evet. verdiniz, bilgi dolu verdiniz. Çok sağ olun. Ben neler söylemek istersiniz? Vallahi öncelikle herkese sağlık, günler diliyorum. Malum başımızda virüs belası var. Onun haricinde son günlerdeki işte yangınlar gerçekten içimizi yakıyor. Yani orada yanan sadece işte buradaki ağaçlar değil, bin bir tane canlı ve yani doğamız yok oluyor. Bir ziraatçı olarak, ziraat mühendisi olarak, ne bileyim doğaya aşık biri olarak gerçekten çok üzüyor bizi. İnşallah bir an önce biter. Bir an önce son bulur. Ve bir daha olmamak üzere. Yani duyarlı olalım arkadaşlar. Herkes için geçerli. Bu tür yangınlara sebebiyet vermeyelim. Doğayı sevelim, koruyalım. Ve dikkat edelim kendimize. Tabii ki öncelikle sağlık. Ben herkese sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum ilgiyle, sabırla dinledikleri için. Ben çok keyif aldım. İnşallah en kısa zamanda yine görüşmek üzere. İnşallah hocam, inşallah. Yani programlarımız aynı şekilde hız kesmeden devam ediyor ama yani burada çok fazla göstermemeye çalışsak da emin olun içimiz şu an kan ağlıyor desek Evet. yeri. Tekrardan tüm üreticilerimize, vatandaşlarımıza, ülkemize büyük bir geçmiş olsun diyorum. Ve tekrar her şey için çok teşekkür ederiz. Hocam bugün gerçekten çok verimli geçti. Ben de Ağzınıza, çok emeklerinize teşekkür sağlık. ederim. Çabalarınız Beni büyük. Çok davet teşekkür ettiğiniz için. ederiz. Tabii Diğer ki. programlarımızda da inşallah görüşmek nasip olur diyorum ben. İnşallah, inşallah. İnşallah. Başta Antalya Tarım Orman Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere. Yine Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmak'a da çok teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ndeki tüm yine meslektaşlarımıza, yöneticilerimize, herkese çok teşekkür ediyoruz aynı şekilde. Ve katılımcılarımıza, bizleri yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ederiz. Aynı şekilde şükranlar ve selamları da gönderiyoruz demek istiyorum ben. Evet. Sakarya'dan da Türkiye'nin dört bir yanına selam olsun tüm arkadaşlarımıza. Aynı şekilde. Tekrar o zaman diğer bir bölümümüzde görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi temin